Güncel meselelerden herkese selamlar. Cübbeli Ahmet Hoca ile birlikte Türkiye'nin ve dünyanın gündemindeki sıcak başlıkları yaklaşık 3 saat boyunca birlikte değerlendireceğiz. Ancak yine güncel meselelerin içinden bir konuyla aslında yayını açalım. Çünkü Türkiye Ameli takımımız bugün tarihi bir karşılaşmaya çıkacak. Saat 22'de başlayacak Avusturya ile oynayacağımız maç ki kazanırsak Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale yükseleceğiz. İnşallah finalleri de görürüz. İnşallah kupayı da görürüz. Milli takımımızın ilk 11'i belli oldu. Birazdan Almanya'ya bağlanacağız. Arkadaşımız Ekol TV muhabiri Ezgi İzgi Leipzig'ten bildirecek bize son gelişmeleri. Ancak Ezgi'ye bağlanana kadar ben takımımızın ilk 11'ini paylaşayım. Kalede Mert Günok bugün görev yapacak. Merih Demiral. Orkun Kökçü, Arda Güler, Abdülkerim Bardakçı, İsmail Yüksek, Mert Müldür, Kenan Yıldız, Ferdi Kadıoğlu, Barış Alper Yılmaz ve Kaan Ayhan 11 ile milli takımımız Avusturya karşısında sahada olacak. Biliyorsunuz Hakan Çalhanoğlu iki sarı kart gördüğü için bu maçta cezalı duruma düşmüştü takımımızın kaptanı. Bugün Hakan Çalhanoğlu'nun yerine kaptanlık Kaan Ayhan'da olacak. Milli takımımıza liderlik edecek. İlk 11'imiz bu şekilde. Tabii ki son gelişmeleri ezgi izgiden alacağız. Detayları öğreneceğiz. Gün boyu Leipzig sokaklarındaydı ezgi. Atmosfer nasıl? Onu da merak ediyoruz. Stadın hem çevresini gördük hem de özellikle stadın içinde koltuklara yerleştirilen konulan Türk bayraklarını gördük. Şöyle bir göğsümüz kabardı. Bugün yine kırmızı beyazdı Leipzig sokakları stadyumdaki son havayı da Ezgi'den alacağız. İnşallah milli takımımız kazanır ve çeyrek finale yükseliriz. Ama önce şöyle bir kadroyu isterseniz tekrarlayayım. Sosyal medyadan da çok kişi soruyor hocamıza da düşüncelerini. Bugün karşılaşmayla ilgili böyle çok da futbol takip etmiyorsunuz söylemiştiniz daha önce ama ne düşünüyorsunuz hocam? Ne düşünüyorum? Milli oldukları için yani Türk bayrağı Dalgalanacak, yüksel çıkarsa gavurun bayrağı aşağı inerse beni beni ilgilendiren orası kısmı. o kısmıdır geri kalan teferruatları oynayanları nasıl oynadıklar falan bilmiyorum bilemem yorum yapamam bilmediğim işe ama hani iyi oynayan kazansın demiyorum. Tabii ki Türkiye kazansın. Türkiye kazansın. Evet, burada evet. 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 O, o laflar Türkiye'nin içinde olur mu? Evet. Milli gayrimilli unsurlarla kafirlerle şey derken öyle iyi oynayan kazansın gibi şey laflar, lastikli laflar caiz değildir. Evet şimdi ya çok tartışmalı bir Avrupa Şampiyonası dönemi geçiriyoruz. Tabii ki tartışmalara değil de maçlara odaklanmak gerekiyor. Bugün yine hani benzer tartışmaları yaşayabiliriz karşılaşma başladıktan sonra. Takımda yine hani beklenen o santrafor hamlesi gelmedi. Montella'nın Tırnak içinde söylüyorum yorumlar hep o şekilde inadı tuttu. Mesela Cenk Tosun gibi, Semih Kılıçsoy gibi önemli golcülerimiz var. Onlarla başlamadı. Yine Barış Alper Yılmaz ortada görünüyor ama maç içinde belki Arda Güler ortaya Barış Alper Yılmaz sağa geçebilir. Geçen maçta olduğu gibi bunu maç içinde göreceğiz. Ee, nasıl bir futbol oynatacak ona da bakacağız. Hakan Çalhanoğlu'nun eksikliğini elbette milli takımımız hissedecek. Takımımızın kaptanıydı, lideriydi. Cezalı durumda olduğu için bu karşılaşmada görev alamıyor. Ama e, her bir oyuncumuz o formanın, e, o e, alın terinin e, hakkını e, vererek sonuna kadar mücadele edecek diye e, tabii ki temenni ediyoruz. Şimdi e, hocam siz daha önce yerli hoca ile ilgili de açıklamalar yapmıştınız. Bugün Montella çok tartışılıyor. Tabii ki bu maç öncesi çok da konuşulacak konu değil ama yerli hoca, yabancı hoca ayrımı ile ilgili ne söylersiniz? Ya şimdi burada heliyet, liyakat önemli diye düşünüyorum. Şimdi yerli ne kadar yerli o da tartışılır. Dolayısıyla mesele iş çıkartmaksa, başarıysa, kazanma ee, kitlenilecekse de ya burada yani bu gibi işlerde şimdi camiye imam seçmiyoruz Efendim tek şeyh aramıyoruz şehmek kalmadı zaten dolayısıyla yani e, oyun kuralına göre oynanır diye bir laf var evet. ee, burada oyun oyunsa e, kuralına göre oyna, oynansın yani nedir kim daha ehilse kim daha lağıksa keşke ee, tabii ki yerli olmaz tercih edilir ama e şimdi şey yoksa ehliyetli liyakati yani başarısı becerisi e, o kadar yoksa ne yapacağız yani yani mesela bir doktor gibi e, düşünsek şimdi biz mesela bakıyoruz yerli Doktor tercih edelim ama bir konu oluyor diyorlar ki bu alanda en başarılı bilmem falan Ermeni agop e şimdi bir agop ise Şimdi doktorlara gittik mi? Gittik. Niye gittik? Ee, işte i̇şte cildiyeydi. Bilmem e, ağrımız çok vardı. Bilmem ne diyorlardı ki bu bu işte mahirdir falan. Hani ben şahsen yaşadım. E şimdi burada e, yerli olsaydı yerliye gitseydik falan tabii temenni ayrı bir şeydir. Ama bunlar e, bu gibi konularda senin işine hangisi daha geliyorsa yarıyorsa ee, onunla iş tutulur yani benim değerlendirmem e, tabi dini açıdan e, olması bakımından bu, burada bir fetvalık bir şey yok yani evet fetvalık bir şey yok ee, onun için beni, beni çok da ilgilendirmiyor ama evet. e, aklın yolu bir herkes e, yani şu anda bir dükkanına adam ne bileyim müdür alırken veya da bir holdikler büyük şirketler büyük memleler ne diyorlar onlara Sorumlu mu Bilmem ne. En Mesela üst yönetici. Yani bu, bu bunları alırken neye göre hareket ediyor? O işi iyi yapabilecek, iyi yapabilecek mi? Nasıl? hareket nasıl? Evet. ediyor. Şimdi tabii ki Müslüman olsa yetmez. Namaz da kılsa ha yetmez. Hadi haramlardan da sakınsa. Yani sonu yok. Yani daha bizim için dini yönden e, takvanın sonu yok. Ama adam neye bakıyor acaba Ya diyor burada e, bazı kere hacı hoca oluyor. Kaytarık oluyor yani bilmem ne, şey diyor istismarcı oluyor parayı çalıyor bilmem ne böyle de bir şey var. Bak Hüsnü adam namaz kapaş diyor ki bu güvenilir. Kasaya sağlam duruyor. Şu yapıyor, kul hakkına dikkat ediyor falan. Yani atizi itizi evet. de karıştı. Buna bak. Hani eskiden yani. Müslüman yani... dediğin takva sahibi günahlardan sakınıyor dediğin adam rüşvet almaz, rüşvet vermez. Yalan demez. Bilmem e, ne bileyim emanete hıyanet etmez falandı. Evet. Şu anda o vasıflar tümden Alt üst oldu, alt üst oldu. Sarıklı, cübbeli, sakallı diyorsun, Hoca sen diyorsun, milleti anavra sövüyor. Yani şimdi ağız bozulmuş, güven kalmamış, istismar çarpmış. Yani Onun için şimdi insanlar tabii daha ziyade güvene bakıyor, bir de bu gibi işlere beceriye evet, bakıyor. İnsanların yaptıklarına bakmak lazım neyi nasıl yapıyor? Verilen işi nasıl yapıyor? Hakkıyla yapıyor, ya yapmıyor mu? O şu o Adi, önemli. Şu hadis-i şerife baksanıza. La fanzuru ila derahimi ve denaniri diyor. Namazı orucu sizi adamın aldatmasın. Çünkü namazı orucu Allah'la kendi arasında Allah'a hesap verecek herkes. Siz onun para işlerine, akçeli evet. işlerine bakın diyor. Evet. De. Şimdi onu oradan da gidersek mesela hadis-i evet. şey ne diyor? Bir insana hemen güvenip beğenip oy vermeyin, rey vermeyin veyahut işin içine sokmayın diyor. Niye? Alışverişte denediniz mi diyor. Yolculuk yaptınız mı diyor. Çünkü yolculukta insanın ahlakı meydana çıkıyor. Burada çay içiyoruz falan 2 saat 3 saat hepimiz bir idare ederiz. Bir zor yolculuğa çıkalım. Biraz açlık olsun, susuzluk olsun, yorgunluk morgunluk huy meydana çıkar. Evet. Onun için ticaret yap, yola çık, yemek yedin mi, yedirdin mi, o sana ısmarladım, sen ısmarladım bilmem ne. Yani mesele nedir? Ee, bu gibi işlerde, dünya işlerinde, şurada burada e, güven, e, beceri, ehliyet, liyakat esas evet. alınarak iş yapılır. Ben bunu sadece futbol için konuşuyorum. Evet. Şimdi hocam şöyle tane tane tek tek ilerlemek isterim. Hakikaten çok konu var konuşmamız gereken. Önce Kayseri ardından Suriye'nin kuzeyi. Sanki birileri bir fay hattını harekete geçirmiş gibi bir takım provokasyonlarla aslında hepimiz günlerdir meşgulüz. Tam da Suriye Devlet Başkanı Esad'la işte dış politikada normalleşme adımları atılacak mı, atılmayacak mı bunları tartışırken bir anda ortalık alevlendi. Göçmen meselesiyle ilgili, sığınmacılarla ilgili siz nasıl okuyorsunuz? Bir açıklama yaptınız. Ben onu detaylı e, okudum orada satırlarını da e, not aldım. E, bu olaylar size göre neden ve nasıl çıktı? Yani Türkiye'de tabii macer, mülteci sorunu var. E, Kaşınmaya müsait bir zemin. Biz bundan zaten bahsediyoruz. Dolayısıyla rakamlarda ihtilaflı falan. 8 milyon deniyor, 10 milyon deniyor vesaire. Yani önemli yani şimdi 1 milyon, 2 milyon çok e, bir ülke için çok büyük rakam. Burada bir de ihtilaf da var. Yani şimdi tabii e, şey, hükümet, İçişleri Bakanı'nın biz baz alırız. Resmi açıklamaları esas almamız gerekiyor. O mesela şimdi Ekrem Bey 2,5 milyon evet. diyor. E, i̇çleri 1 milyon diyor. Değil mi? Öyle bir evet. şeyler de var. Evet. Dolayısıyla bunlar çok acayip bir şeyler. Yani bir buçuk kat e, bu, bu, yani 5-10 bin kişi değil. Yani bu... Ya arada oynayan a, rakamlar ar milyonlarla ifade ediliyor. Milyonlarla ifade evet. ediliyor. Yani muhalefet başka bir rakam ortaya atıyor. İktidar başka bir rakam. Yani, atıyor, bir, yani, bir. yani bu tabii rakam en mi? büyük sorun bir defa bu. Sizce? Bunun bir üzerinde ben resmi rakamları baz almak durumundayım. Çünkü neden? Onlar yakalıyor, onlar deport ediyor. Onlar evet, kayıt, tutuyor. kayıt tutuyor. Yani şimdi böyle atış serbest 2,5 milyon öbürü 5 milyon. Yani bu en büyük tehlike bir defa böyle e, duyarsızlık, ciddiyetsizlik. Yani o zaman oturun bir masaya, bilmem ne, sen ispat et. İki buçuk diyen neye göre ispat edecek? Bir milyon diyen ispat eder. Verisi var. Kendine göre bir veri çıkarır ortaya. Sen iki buçuk derken neye göre ölçtün bir işti? Neye göre sahne? Yani veri nereden geliyor falan. Bir defa bu bir mesele. Çünkü bu tabii hükümeti zora sokmak için... Ee, böyle iki misli, üç misli, 3-5 kat abartılıyor. Bir defa bunu e, konuşalım. E, ki 1 milyon, 1 milyon olsa e, yani bu da önemli bir rakam mı? Önemli bir rakam. Şimdi bunun tabi yüzdeleri illere göre değişiyor. E, efendim. Işte geçen birisi anlatıyordu, bir profesör bir kanalda işte mesela bilmem kaç seride 8 bin, bilmem Afyon'da şu kadar böyle birkaç rakam verdi. Yani oranın, oraların nüfuslarına e, göre yani yüzde bire tekabül etmiyor bazısı falan. Tabi İstanbul, Ankara gibi şehirler, İzmir gibi şeyler biraz daha farklıdır. E, bu baştan doğru şey yapılamadı dedik. Yani onu neye göre dedik? Birden geldi. Birden gelince herkes aynı anda ee, herhalde kıştı diye de hatırlıyorum, battaniyesi şu su bu su, evet. e, ilk gelişte <laughs> imkanlar e, ayarlanamadı. Soğuktan, işte su eksikliğinden, e, pislikten, bulaşı hastalıklardan, şundan bundan bir e, ölümler, toplu ölümler olmasın diye doğal olarak devletimiz, hükümetimiz, e, yani tanışı olan, akrabası şu su olan varsa Salalım gitsin onun yanına gibi bir şey yapmak zorunda kaldı insaniyet açısından. Ee, neden? Oradaki fazlalığı biraz indirebilirsek burada kalana da su yetiştirelim, işte kanalizasyonunu açalım, yetiştirelim bir şeyler yani. O can ah, havliydi. O can o havliydi. Evet. Şimdi bu tabii ne oldu? E, şu ana kadar yansı 8-10 senelik bir olay ama e, tabii ne sonra bulmak, onu döndürmek, e, işte bir yerde belli bir merkezlere toplayabilmek, kontrolde tutabilmek vesaire bunlar o zamandan sonra zorluk devam ediyor. O zorluk devam ediyor. E, ee, burada istismar oldu. Ee, yani şöyle istismar oldu. Muhalefetten şimdi Tayyip Bey'in lafına ya bana atamam. Hangi sözü? Yani bir şey bilmeden söylemez. Muhalefetin zehirli dili. Heh. Muhalefetin zehirli dili. E, bu işlere ön açtı, yol açtı dedi. Evet. Değil mi böyle bir evet. çocuğu var? Hatta şöyle bugün de bir açıklama yaptı evet. Cumhurbaşkanı Erdoğan. E, onu da paylaşayım. O da önemli. E, bugün de diyor ki nefret söylemlerine, faşizme, ırkçı vandallığa ve provokasyonlara boyun eğmeyeceğimizi tekrar etmek istiyorum. Bayrağımıza uzanan elleri kırmasını bildiğimiz gibi ülkemize sığınan, mazlumlara uzanan elleri de kırmasını biliriz söz. dedi. Güzel bir söz. Ben de bu mani ben bunu duymamıştım. Bu herhalde bunu yeni, bugün söyledi. Bugünler, yeni. Ben evvelsi sözü söyledim. Şimdi evet. benim de attığım tweet de bu işleri yapanlar ırkçı. Aynı bak tabirlerim benim işte benim daha evet. önce bir tabirim var. Irkçı, faşist, e, sünnet harici, bidat fırkaları, mürtetler vesaireler diyorum. Şimdi bu ben, işleri yapanlar derken hangisi? Provokasyonları yapanlar. Yani şimdi burada sokağa çıkıp yani Suriyelileri Türk istemiyoruz Diyenleri karşı Türk mi bayrağını mi? ben diyorum. Ha, Türk, şimdi, bayrağı Türk yakanlar. bayrağını yakanlar diyorum. Evet. Eee sivil'e saldıranlar, saldıranlar diyorum. Asker'e, evet. polise silah çekenler diyorum. Yani Suriye Evet. özelinde. Kayseri'de de şimdi Kayserili vatandaşımız biz bildiğimiz, sevdiğimiz insanlar. E, yani o normal bir ehli sünnet mantığından gidiyor. Ehli sünnet e, nedir? El Müslüman <laughs> ve Selmen Müslüman ve Milisani ve Müslüman kime derler? Müslümanların elinin dilinin şerinden kurtulduğu adama derler. Tabi kamil manada bir tariftir. Ee, bir adamda bir yanlış yaptı diye veyahut da e, bir zarar verdi diye bir ona da gavur demeyiz hemen. Günaha düşer. Şimdi yani e, dükkan yağmalamalar, e, işte ne bileyim vurdu kırdılar, önüne gelene suçlu suçsuz ayırt etmeden bir defa kimse kendisini devlet yerine koyamaz. İslam'da da bu böyledir. Yani bir şeriat devletinde de bu böyledir. Ya tepki böyle olmamalı. Tepki böyle olamaz. Gösterilecekse olmamalı. de. Şimdi bir defa bilmiyorum yani Şafak mıydı bugün bir ekranda gördüm. Bakın. Gazetinin manşetinde. Diyor ki tecavüz şeyi e, provokasyon mu veyahut da acaba o da mı kurgu diyor. Böyle bir yazı gör, kenarda gördüm. Evet. Ama onunla şimdi şunu diyorum. operasyon şi Hayır şimdi var. onu ben bilmiyorum. Ben şunu diyorum. E, bu zaten Suriyeli Suriyeli'ye arasında evet. olmuş evet. diyorlar. Şimdi suriye Suriye arasında olmakla Suriyeli ile Türk arasında bilmem tecavüz eden taraf Türk olmuş, öbürü Suriyeli olmuş, fail, mefhul hiç fark etmez. Bu bir suçtur. E, İslam'a göre büyük bir haramdır. Kanunlara göre de şu andaki yürürlüğe göre de suçtur. E, bunun cezasını verecek olan mahkemelerdir, devlettir şu bu. Ya yani şeriat devleti olsak, İslam devleti. Burada da ne yapamaz? Kimse kimseye kendi kafasına göre ceza veremez. Mesela İslam'da kısas vardır. Yani adam öldüren öldürülmelidir. Bu kütüb-i aleyküm kısas profil fil katla Kur'an-ı ile farz kılındı diye sabittir. Ama devletin işidir. Kad, kada denir ona, kadının işi Yani o zaman şimdiki mahkeme, Ha şimdiki mahkemeye ben onu yerine koymuyorum. İslam devletiyle kıyas etmiyorum da. Devletin o devlet yani makamı. Devletin desprimi temsilciliğidir. Evet. Şimdi... E, benim adam babamı öldürse benim de onu çekip vurmam, öldürmem, yaralamam İslam'a göre de caiz değildir. Şu andaki e, şeye göre de, ortama göre de e, serbest değildir. Çünkü bu şimdikinde caiz tabirini kullanmak doğru değil. O dini bir tabirdir. Burada serbest midir, yasak mıdır? Evet. Yani şimdi niye? Sen onu şikayet edersin, e, suç duyurusu yaparsın, şahitler varsa toplarsın, kendin şahitsen şahit seni çağırırlar. Ondan sonra onun cezası kesilir ha. İslam'a göre tabi öldürdüyse ölümdür cezası. O ayrı bir şey. Ama herkes kendi mahallesindeki kendi kendiyle alakalı komşusuyla alakalı cezayı kendi keserse raconu kendi kesmeye kalkarsa kargaşa olur, iç savaşa gider, kan davaları yürür, gider. Haşeratın şeriatın kestiği konusu. parmak acımaz diyor. Peki bu olaylar haşeratın şeriatın Doğal mi kes... gelişti yoksa bir dışarıdan müdahale mi var? Kayseri'deki olayları söz ya ediyorum. Ya şimdi kısmı, de geleceğim bir ayrıca. bir kısmı doğal gelişti. Yani başlangıçlar doğal olur. E, gece olayları da ne, ne, doğaldı yani. İki, Çevre hassasiyetle e iki, başladı. yani işte iki ağaç kesi. Dolayısıyla başlangıçlar zaten kıvılcımdır. Kıvılcımın e, çok büyük operasyon gerekmez. Ama zaten orada o zemini hazırlayanlar, geçen hafta bunları konuştuk. Bir savaş tehlikesine karşı... Hatta yok Bayağı, dört, haftadır bunu söylüyor. E, söylüyorum. Ne diyorum? Önce zemini müsaitlerle. Hatta mülteciler üzerinden, sığmacılar üzerinden de örnek verip uyarmıştınız. E, e, tamam. E, yani bunları bilinen şeyler. Şimdi sizin bağışıklık sisteminiz düşük olursa bütün mikroplara açık olursunuz. Bu mikroplar devamlı vardır. Buralarda şimdi mikrop doludur. E, gözümüzün görmediği kadar havada neler gözüküyor. Biz eder, dezenfekte oluyor. ediyoruz. Yo, anlam, mesele değil. Ne edersek <laughs> edelim. Şimdi evet. mesele ne? Mesele e, şimdi her zaman e, mikrop var, hastalık var. Ama bu kadar insanın hepsinin bundan teması var. Hepimizin. Ama her zaman hasta olmuyoruz. O zaman zaten hastalıktan kimse başını kaldıramaması lazım. Evet. Herkes grip, korona devrilmesi lazım. Ama öyle olmuyor. Ne zaman ki bir insanın bağışıklığı düştüğü, düşüyorsa ondan sonra karşıdaki 40 kişinin elini tutuyor bir şey olmuyor. Ama ondan sonra bir kişinin elini tutuyor kapıyor. Çünkü neden? O anda bağışıklığın düşüğüne rastlıyor. Şimdi bizim memleketin ekonomik sorunları var. Ee, Kültürel sorunlar var. Ee, efendim e, kafirlerin, dinsiz gavurların, dış güçlerin tahrik ve baskıla şeyleriyle efendim bir PKKP'de sorunu var. Bir Selefi, IŞİD bilmem ne el kaide sorunu var. daha sorunu var. Ondan sonra bir Türk-Kürt sorunu çıkartmaya uğraşıyorlar zaten PKK o demek. Bir çok önemli bir FETÖ sorunumuz var. Bunu hafife almanın bir lüzumu yok. Sokakta FETÖ'cüyüm diye kimse çıkmıyor zannetme. Ama öyle bir zemin var ki polis de var. Efendim de hala var, kripto var, gizli var. Ondan sonra ne oluyor? Bir olayların üstüne giderken orada ne yaptı polisler? Gittiler, e, çadırları yaktılar. Zabıta ve polisler, Zabıta evet. ailen, polis. Zabıta evet. polis de var herhalde. Gezi parkı eylemlerinde. Evet. Yani bak oradan neler çıktı. Memleket iç savaşa gidiyordu. İstanbul gibi şehrin içi kontrolden çıktı ya günlerce kontrol edilemez hale geldi sokaklar. Şimdi bunları hep niye anlattık? E aynı olaylara gebe. E çünkü neden? Devamlı zemin şimdi siz bataklığı kurutmadığınız zaman sineklere efendim ilaç çıkıyorsunuz e sinekleri o anda öldürüyorsunuz. Ama bataklık varsa o sinek her an oluşabiliyor. Heh, tam da bu noktada muhalefetin de itirazı aslında sizin bu söylediğinizle biraz örtüşüyor. Ya da örtüşüyor mu diye soracağım. Evet. Şöyle. Muhalefet de diyor ki kardeşim bu kadar mülteci varsa, kontrolsüz bir göç olayı varsa buradan her türlü olay çıkar, tehlike çıkar, demografik yapı değişir, başka olaylara sebebiyet verir. Yani ben o benzetmeyi yapmak istemiyorum ülkemize sığınan insanlar. Ama hani o bataklık metaforunu kullandınız ya. Ya şimdi Ama ben kayna. bataklık ve yok, yok, anladım. Yani mülteciler üzerinden kurmadım. Anladım anladım. Onu... Teröristler üzerinden evet, evet. kurdum. Yani şu anda buradaki terörist yüzde kaç ya? Peki bu kadar yani mültecinin... Yani FETÖ yüzde kaç? PKK sempatizanı yüzde kaç? Yani... Onu ben resmi rakamlar... Ya yani ne resmi rakam? HDP'ye rey verenler. E bunun içinde yaşlıları... Bilmeden etmeden oğlunun, torununun hatırına götürülen neneleri, dedeleri, bilinçsizleri çık. Kaç militan var? Yani doğruyu konuşalım şu anda. E, bu, bu, bu ne demektir? Adam e, işte efendim Türk bayrağının düşmanı. Türk bayrağı göndereceksin istemiyor. Adamın zihniyeti, aa şimdi maç var diyorsun. Şu maçta şimdi HDP sempatizanları veyahut da oraya re çoğu Türkiye kazansın mı istiyor, yenilsin mi istiyor? Hadi girelim ben sana kafadan maçtan gireyim. Sizce? ya Adamlar tweet atıyor. Bizi Portekiz tweet. Ee, o zaman <laughs> evet. o zaman yani biz şimdi mültecinin e, mülteciden de olur bir şeydir. Bir daldır, bir damardır. Burada 5-10 tane güçlü damar var. Ve bu damar o Suriyeli mecliste değil. Bunlar mecliste. Suriyeli karakolda yok. Efendim, İçişleri Bakanlığı'nda yok. Askeriyede Suriyeli yok. Ama askeriyede FETÖ'cü var hala. E, askeriyede. O ne demek biliyor musunuz? Mesela şurada şöyle bir olay oldu. Böyle bir olayın başındaki bir komutan. Yani askeri jandarma müdahale ettiği bir saha için konuşuyor. Veya buradaki bir emniyet mensubu. Yani böyle ki komiser, böyle ki bilmem ne. Var demiyorum. Olabilir Bunun, ihtimal. Ihtimal derken kendi, zaten, devamlı işten atılanlar var. Niye o zaman var? Bu her yere denk gelebilir. Hani yüzde bir ihtimal ama sana denk gelirse yüzde evet. yüz oluyor. Bu olaya denk gelirse, bu burada bir şeylere göz yumarsa ki bazı böyle olaylar FETÖ'cüler tarafından oldu. Hatta körüklenirse, Efendim dokunmayın diye bir emir gelirse. Çünkü alttaki memur bir üstüne bakar. Oradaki bir polisle, bir jandarma ile direkt muhatap genel kurmay başkanı değildir. Direkt muhatap İçişleri Bakanımız değildir. Direkt muhatap kimdir? Bir üstteki amirine bakar. Evet. O bir üstünün üstünü bile direkt irtibat kurmaz veya onu dinlemez. Evet. Neyle mükelleftir? Emir komuta zinciri vardır. Evet. Buradaki bir alt zincirin biri efendim bırak ya girsinler birbirine bilmem birkaç kişi vursun öldürsün. Bir, Derse... bir, bir gevşeklik yaparsa işte bu kıvılcımdır. Bunu zaten Bu evet, kıvılcım, bu kıvılcım, bu kıvılcım bir ormanı yakar mı? Yakar. Bir Kayseri efendim geceleri uyuyamaz o zaman. Bir Kayseri uyumaz sabaha kadar. Ha Kayserililerin ne kabahati var? Ama orada iki de provokasyoncu sokar dış güçler. Bir iki provokasyoncu var. E buna karşı provokasyoncuyu hemen önlemeyip biraz da göz yuman idarede bir, e, birileri gizli kripto terörist varsa Bunlar oluyor ha, bunlar olmuyor demiyoruz yani. Kayseri'deki olay böyledir demiyorum bak. Ben Kayseri'ye özel konuşmuyorum şu an. Evet. Ön, yani zeminin e, kaykanlığını, zeminin e, şey, şey ürettiğini, Siz tehlike ürettiğini söylüyorum. Risklerden söz ediyorsunuz. Ha riskler var. Evet. Olası Şimdi, riskler var. Bu riskleri, bu riskler bitmedikçe bu tehlikeler bitmez. Şimdi burada Suriye'li Suriyeliye bir iş yapmış. Kim kime yaparsa bu haramdır, bu yasaktır, bu suçtur. Bu suçun üzerine gidilmesindeki nedir? Suçluyu yakalayabilirse polis gelmeden evvel polisi bekleyip veya bir karakola götürüp e, vatandaşlar tabii kaçan bir suçluyu da gördükleri zaman suçlu olduğunu bildikleri zaman kesin bir delille yakalayabilirler evet. yani hani vurup kırmadan tutabilirler, bekletebilirler bunu e, şey teslim etmeleri lazım e, ondan sonra idari makamlara oradan iş yürümesi lazım idi. Şimdi burada tabii vurun balıya Efendim bu tecavüz ettiği bir kıza bilmem ne. Bizim milletimiz de bu tecavüz ve ırz konularında hassastır. Hassaslıklarını da takdirle karşılıyorum. Ama o hassasiyet işi kaba kuvvete yönlendirmemelidir. Çünkü bu dinimizce de yasaktır. Yani senin o adama bir tokat atman, gidip de bir tokat atman veyahut işte yani kurşun sıkmayı bıraktım. Yani bir tokat bile atman, senin İslam'a göre hakkın değildir. Niye? Delil, şahit, mahkeme bilmem neden sonra bir ceza takdir edilecektir. Evet. Bunu önceden yaparsan yani Allah ve Resul'ün önüne geçmiş olursun. Ne demek önüne geçmiş olursun? La tukattimu beyne'i değil la Resul'ü. Allah'ın Resul'ün önüne geçmeyin diyor. Yani ne demek istiyor? Sana izin vermediğin bir işi yaptığın zaman kendi kafana göre bir de benden. Bak bir de benden yapamazsın diyor. Bu çok önemliymiş hakikaten. Bakın şimdi evet. nereye daha gelip? Şimdi İslam'daki bir ceza, e, celde cezası. Kur'an'da Nur Suresi'nde geçer. Neydi i̇şte o? yüz sopa vurun diyor. Ha, evet. Zina'den erkeğe kadına. fecredum e, işte miyete celde var. Semanine celde var iftira 80 var, 100 var falan. Had cezaları denir bunlara. Ondan sonra iftira da var. Şimdi Allah Teala diyor e, bir e, hakimi veya onu tatbik eden hakim tatbik etmez. Cellat tatbik ediyor veya işte neyse cezacı onu mah ahirette mahkemeye çıkarır. Buyuruyor ki, sana ben 80 soba vur dedim. Sen niye 81 vurdun? Şimdi o da dedi, ya Rabbi çok sinirlendim namussuza bir de benden çaktım. <laughs> allah Teala buyurur ki, atın bunu cehenneme. Öbünü çağırır, sen niye 79'da kaldın? Ya Rabbi adam çok sallamaya başladı. Acı, acıdım. Merhamet Sen etti. benden merhametli miydin? Atın bunu cehenneme. Yani şimdi Tilki hududullah Allah bazı sınırlar koymuş. Onları aşmayın diyor. Ben işi İslam'dan getiririm. Nereye getirirsem bana Nasreddin Hoca gibi benim önümde baklava azaltıysa ben tepsiyi çeviririm. Bu <laughs> evet. dolu tarafı önüme getiririm. Ben ayet hadis okumakla mükellef. Evet. Ancak bu tabi bugüne de kıyas ederek konuşuyorum. Hepten siz güncel meseleleri ya, de tabii ki öyle yorumlayacaksınız. Tabii Yani. Şimdi o zaman burada kimsenin bir tokat atma hakkı yokken, tokat dahi atma hakkı tokat yokken, dahi atma yokken, ancak en fazla eziyet vermeden yakalayabilir ve gereken yerlere teslim peki, edebilir. Şimdi, şimdi burada bir provokasyon e, görülüyor. Niye görülüyor? E çünkü bu kadar parlaması için. Ha bu provokasyon ben yine doğal çıkmadı demiyorum. Doğal çıkan şeyde de provokasyon olur. Ya, provokasyon ne demektir? Müsait zemin bulunması demektir müsait bir zemin varsa yani yine aynı lafa geliyor... sen de bu kelle varsa bunda da bu para varsa daha çok tokat yersin. Evet. Birileri burayı karıştırmak istiyor mu istiyor Türkiye? Yi. İç savaş çıkartmak istiyor mu istiyor? Mültecilerle yerli halkı karşı karşıya gitmek istiyor mu istiyor? E, Kürt tür Türk'ü tutturamazsa Alevi Sünni'yi tutturamadıysa Burada Türkiye yine kaşınma müsait tekrar, başka bir üçüncü bir zemin he, çıktı. Tekrar aynı soruyu soracağım. O halde Türkiye'nin bu sığınmacı sorununu çözmesi gerekiyor ki bu tür olaylara zemin hazırlanmasın. Ya, Birileri ne? bunu kaşımasın. Ya, yani muhalefet ama, böyle diyor. Anladım ama siz şimdi Türkiye'de daha ben size ne diyorum bu sorunun dışında kaç tane sorun saydım. Siz onları Yani çok darbeden bugüne FETÖ sorunu çözülebildi mi? tam olarak bitmedi. Yok can ne tam PKK ya? sorunu bitmedi. PKK sorunu çözülebilir mi? Bitmedi. Ha eski sayısı terörist içeriden 10'a düşmüş 50'ye düşmüş. Süleyman Bey Allah razı olsun veya bir anlatır da hep 100'e düştü 50'ye düştü. Yani bayağı da bir gayret etti. Tamam da sorun bitti mi? Beyin bitti mi? Yani o kafa bitti mi? Devleti yıkmak isteyen, bölmek isteyen kafa bitti mi? Bitmedi mecliste duruyor. Şimdi bunun bunun gibi birçok daha zemin, müsait zemin var. IŞİD bitti mi? Bitmedi. Selefi bitti mi? Bitmedi. Ya Selefi sorunu artarak ilerliyor. Acayip bir yüzdeler oranlar. Bu sığınmacı olaylarıyla sığınmacı sayısı. Sığınmacı Selefi da, olay... sığınmacı da kaşınması, bir... kaşınması var mı? müsait olan zeminlerden biri. Dolayısıyla sorunu sadece yok, buna, işte buna ne soracağım. yüklemeyelim. Selefi sorununun bu sığınmacılarla bir bağlantısı var mı sizce? Sığınmacılarla bağlantısı e, çok yok. İlk girerken biraz El-Kaide, Daesh şeyleri, sınırlar ilk zamanlar bu kadar güvenlikli değildi. E, çok giriş çıkış oluyordu. Milyonlar giriyordu, geliyordu. Evet. O noktalarda biraz giriş çıkışlar oldu. Ama e, şimdi e, Türk çok. Yani selefide de Türk oranı arttı. Ha, Arap'tan Te çok Türk. Arap'ta tabii. Şu anda zaten adam e, işte Tevhid Derneği diye Hanzala bilmem halis ne yer açtı. Kaç vilayette? Bir görseniz panayır gibi. Ba baksan videolara bakıldığında Çoğu Türk'tür. Evet. Yani Türklerken Türk vatandaşıdır. Dolayısıyla selefi sorunu artık Türk sorunudur. Evet. Bir Arap sorunu, sorunu olmaktan çıktı yani. O sorunu sorumun yanıtını aldım. Yani sığınmacılarla çok da bağlantılı. Sa çok değil. çok bağlantılı değil. Şöyle. Evet. Bunu bir iç savaş, iç kargaşa kotarmak isteyen bunların hepsini orantılı bir şekilde değerlendirecek. Peki. Yani C oradan ne kadar Evet. E, sokağa dökebilirim. Peki. Burayla ne kadar kafa kafaya getirebilirim? Evet. Bunun bölgeleri de bellidir. Pilot bölgeler de vardır. Onlara göre o burada tutar, burada tutmazı bile hesabını İngilizi, Siyonisti, Mossad'ı, CIA'i bunların yapmıştır. Bayağı yani bunlar matematik hiçbiri, hesabı yapılıyor bunların yani. Bunların hiçbiri rastgele değildir. Ama o hazırlıklar yapıldıktan sonra zemin vardır. Zeminden sonra doğal, gayri doğal bir, bir kıvılcım bekler. Burada doğal olmuş olabilir. Peki bu zeminin hazırlanmasında muhalefetin kullandığı dilin payı var mı size göre? Cumhurbaşkanı Erdoğan dün şöyle demişti, biraz önce hatırlatmıştık. Kayseri'deki olayların sebebi muhalefetin zehirli dili Şimdi demişti. Bir Şimdi bir memleketin Cumhurbaşkanı bunu diyorsa, ben bunu göz ardı edebilir miyim? veyahut bu tamamen muhalefete laf çakmaktır. Boş bir lafı güzaftır diyebilir miyim? Diyemem yani. Çünkü neden? Yönetim onda. O bilmeden de bir şey konuşmaz. Mutlaka bir istihbarattan Sizin da gördüğünüz ne? De, istihbarat değil. Muhalefetin bu sığmacılarla ilgili yaptığı yok yok, eleştiriler. Yani orada bazı parti elemanlarının da olduğu söyleniyor. Hangi parti? Yani ba ba ha, bazı... muhalefet partilerinden bazılarının Biraz tasçı ırkçı, fasist... Asla MHP'yi kastetmiyorum. E, onundan çıktık diye iddia edenler, yani oradan ayrılanlardan bazı partiler kuruldu. Hala da onlar sayıları bile artıyor. Şimdi bu partilerin içinde de bazı elemanlar e, olabiliyor. Şimdi oraya e, bir kışkırtıcının gitmesi, bir sloganla başlar bu işler. Bir mahalleye bir sloganla ayak Ya Oraya gitmesine gerek yok. Sosyal medyada da e, provokasyon amaçlı şey paylaşımlar ha, şu anda oluyor. Eskiden yani. öyleydi de. Oraya kaldı kafam. Şimdi tabii çok kolayla Şimdi bir, bir tweet atarsın, bütün Türkiye görür şimdi onu. Şimdi mesela Tayyip Bey'in kastettiği dilden bir misal e, verelim. E, Ümit Özdağ'ın diyelim hadi oradan diyor, şerefsiz sığıntı diyor. Şimdi e, bir olaya karşı şerefsiz sığıntı diyor, yani mülteciye diyor bunu. Şerefsiz diyor ama o tabii onu adam ne yapmış, Türk bayrağına hakaret etmiş diyor, bir şey diyor. Ama şimdi üsluba ve ağza bakın. Zafer Partisi seni Suriye'ye yolladığında orada kendi marşını söylersin diyor. Bir marş işi. Türkiye'de bedava sağlık, ilaç, eğitim al. Sosyal yardım, çocuk yardımı al. Vergisiz kazanç sağla. Türk, Türk askeri senin için şehit olsun. Şimdi bakın. Yakında ne açıkladılar? Bu sağlık, ilaç bilmem nelerin bütün masraflarını Avrupa Birliği'nden şuradan buradan hükümete bu şartla sen bunları burada tut, bana yollama. Ben de sana şu kadar milyon bilmem ne euro Ha onları da tam yaptılar yapmadılar. O eksik tabii Tayyip Bey şikayetleniyor. Taahhütlerini yerine getirmediler diyor. Ama bunlar için milyonlarca eurolar veriliyor. Dolayısıyla mesela burada yanlış bir beyan olduğunu geçen hükümet yetkilileri açıkladılar. Yani buradaki milletin vergisini sen burada aç gezerken senden aldığın parayla Suriye'yi bedava bakacağım şeklinde dersen burada adamı barut edersin. Adam da der ki ben ekmek alamıyorum. Fırlar Suriyeli'ye çatar. Örnek verdiniz ama şimdi Ümit Özdağ da cevap hakkı doğuyor. Yok şimdi cevap bakın, hakkını kullanmak şimdi isterse... Yok ondan sonra evet diyor bize ait açık. olmayan e, marşı söylemek utanç verici diyor. Şimdi... Bir de hocam bak, nefret şimdi bak, Türk varsa size göre onu şimdi, da yayında tekrarlamayalım. Tamam da, diye şey yok. Türk milletine hakaret eden alçaklar diyor. Şimdi. Türk milletine hakaret eden alçaklar diyor. Şimdi, kim hakaret etti falan da. 100 sene önce Türk ordusunu arkadan vurdukları gibi. Şimdi burada vurçuluk var. Yani Araplar Türkleri arkadan vurdular diye. Burada İngiliz oyunları devreye girdi. Arap halkının e, cümlesi bundan beriyken bazı yöneticiler birkaç tane yöneticiler İngilizlerin onlara istiklal vaat etmesi, müstakil devlet vaat ederek sizi de başına geçireceğiz. Osmanlı'dan ayrılın. Yani Osmanlı ordusu başarısız olsun diye vaatlerine aldanan bazı bunlar ya şu anda kaç yüz milyon Arap var. Yani şimdi bu kafa e, diyor 100 sene önce Türkleri arkadan vurdu. Şimdi Türkleri arkadan vuran kimlerdir denirse birkaç aile veya birkaç kişi e, bunun müsebbibi olarak arkası İngiliz'dir kesinlikle. İngilizler kurmuştur. Bunlar konuşulabilirken. Arapların tümü değil. Ama şimdi bu ifadede istisna yok müstesna yok. Bu dil nereye gidiyor? Depremde de arkamızdan vurmuşlardı. Şimdi hangi depremde hangi Arap Türkü arka depremde ne alakası vardı? Şimdi diyor ellerine fırsat kese tekrar vururlar. Ya şimdi sen bir Suud yönetimini, bir Ürdün yönetimini, bir Suriye yönetimini yönetim ayrı bir şey. Yönetimler belli bir ailelerdir hele yani Araplar da. Tamamen e, Türkiye gibi de değildir. Türkiye'de Tayyip Bey'in ailesi gider. Yani Başbakan Cumhurbaşkanı gelir, ailesiyle gelir. Ailesiyle gider ki ailesi de her şeyde karışamaz. Şey yok, evet. ha, ama ya şimdi Cumhuriyet, buraların hepsi kraliyetle yönetilen yerlerdir. Ekseriyet itibariyle. Seçim de numaradır. Yani e, Sisi'nin seçimi seçim midir? Esed'in seçimi seçim midir? Ha bizde bak belediyeyi kaybetti şimdi AK Parti. 22 senedir iktidar. Belediyeyi niye kaybetseydi? E, demek ki doğal bir şeyler oluyor evet. ki bir kazanıyor bu, bir kaybediyor yani. Dolayısıyla oralarda böyle bir şey yok. Böyle bir ülkelerdeki belli bir sultaların e, efendim ne diyorsunuz onlara e, şey güç zorba yönetimlerin e, şeyinde ellerine fırsat geçse yine de vururlar ben. Ama buradaki ifadelerden ben genel manada Arap halkını anlıyorum. Çünkü bunların yöneticileri demiyor. Gavur uşakları demiyor. Efendim Siyonist Dilleri dinleyip de Türk milletine düşman olan Araplar var. Ama bunlar beş parmak gibi bir de bunlar sayılı ailelerin bazı fertleridir. Şimdi bu dilleri konuşursan Peki. devamlı adam şimdi ne yapıyor? Suriye'de ev alıyor sonra savaş ver gidemem diyor. Bizimle alay ediyor yeter artık bilmem ne. Ondan sonra biz seni e, bilmem ne yapınca toplanın gidiyorsun dediğimiz zaman gitmek istemesen ne yaparız? efendim kaçak duruma düşürtürüz, Oradan deponeden otobüse bindiririz, bilmem ne göndeririz falan falan falan. Şimdi sonra da dün açıklama yapmış. Dünkü açıklama çok olumlu. Bu arada ben çok olumlu bir açıklama her, yapmış. Evet, daha, Demiş ki ben Yiğit'in hakkını yemem. Ben de onların o açıklamada işte efendim sokağa çıkma yasağı hükümet ilan etsin. Gece bu oyunları, provokasyonları engellesin. Yapıcı. Baktım evet. genel manada yapıcı. Arkadaşlar sandıkta oya gidin. Yoksa gidip sokakta bunları kovaraktan evet. bir iş yapamazsınız. Bunları daha mazlum duruma düşürüyorsunuz. Bu sefer hepten kalıcı olacaklar falan gibi ee, birkaç paragraflık açıklama. Onu da okudum. Şimdi şunu diyorum. Olay patladıktan sonra ya bir şeyde... yatıştırmak ayrı bir şeydir. Ama olaylar patlamadan evvel milleti kızıştırmak ayrı bir şeydir. Şimdi ben kızıştırırım, kızıştırırım, kızıştırırım burayı. Ondan sonra bir kavga çıkar. Kavga çıktıktan sonra ayırmaya gelirim. E, tamam, o ayırmaya gelmek de bir, bir şeydir Ümit yine. Ümit Özdağ'ın yaptığı bu mu? E, öyle anlıyorum. Önce kılıçtırıp sonra ayırmaya mı çalışıyor? Yani şimdi, şimdi şöyle. Şimdi uyarıları çok önemliydi. Ben kenara da ayırdım şimdi. Yani bu ifade, önceki ifadeler diyorum. Önceki ifadeler. Yani Arap kelimesiyle, bakın şimdi Arap kelimesi. Arap kelimesi bir ırktır. Yani ırklar üzerinden gidilmez... Irklar üzerinden gidilmez kardeşim. Ya bu Arap içinde, Türk içinde, de... Kürt için de geçerli. Herkes için de Yani kim geçelim. olursa olsun. E yani. tabi Hiçbir yani. bir topluluğu... Şimdi bir de Suriye'den gelenler hepsi Arap evet. değil ki. Dolu da Kürt de geldi. Türkmen de var işte. Türkmen de Türkler geldi. De var yani. Bunların hepsi başımızın üstüne mültecidir. E şimdi e, zulme uğramıştır. Gelsin burada da imkanlarımızı paylaşalım. Ensar diyor Tayyip Bey. Evet. Benim güzel bir tabirdir. Ensar tabiridir. Türk, Türk milleti, Müslüman Türk milleti. Müslümanlar olarak konuşalım. Yine ırkçılık yapmayalım. Müslümanlar buna kucak açmıştır. Evet. Bu ayrı bir şey. Ama şimdi ikide bir Arap, Arap, Arap arkamızdan vurdular. Yüz sene evvel arkamızdan vurdu. Depremde önümüzden vurdu. Bilmem nerede ya yani bu Arap, Arap kaşımayalım bunu yani şimdi. Bu, bu ırkçılıktır. İşte faşist dediğimiz ağız budur. Bunu yapmayalım. Mülteci ise mülteci. Onun suçlu şahıstır. Müşahhastır. Suç ve ceza müşahhastır. Münferittir. O adam bir şey yapar. O adam cezasını alır. Eğer Suriyeli diye ceza verilmiyorsa Suriyeli diye mahkeme serbest bıraktıysa o zaman konuş. Ne bu ayrımcılık yapıyorsun araba dersin. Şimdi burada suçlu Türk de olsa Kürt de olsa kim kime tecavüz etti, cinayet işledi bilmem ne yaptı ya. Yani bunları ırk üzerinden götürürsek kaşırız. İnsanları birbirine hasım ederiz. Bir de en tehlikesi şu. Zaten pahalılık var. Zaten geçim sorunu olan bir millete e, bak sen burada sıra bekliyorsun. Adam direkt geçti doktordan muayene oldu. ilacını da bedavaya aldı çıktı gitti. Sen daha doktor beklersin. Daha çok beklersin. Şimdi Ondan sonra da eczaneden paranla alırsın. Evet. Diye bir mantık ürettiğiniz zaman Şimdi ben, bu insanlar direktman Suriyeli'ye nasıl bakar hastanenin kapısında? Her yerde nasıl bakar? Düşman gözüyle Şimdi bakar. Şimdi ben çok hani yorumcu olmadığım için çok girmek istemiyorum ama biraz önce ya, dezenformasyonla mücadele merkezi bir e, bülten yayınladı. O bültende ortaya atılan bu iddialar, bu e, yalan haberler tek tek sıralanıyor mesela. iddia, Bunlar hep çıkmış haberler. Sosyal medyada yayılmış ama aslı astarı yok bunlar. Yok işte. İddia: Suriyeliler Türklerle evlenerek vatandaş oluyor. İddia bu. Evet. Aslı yok bunun. Birkaç tane sıralayayım. İddia o ayda Türk vatandaşı olamıyor. Vatandaşlık hakkı kazanmak için başka e, prosedürler var. İddia Suriyelilerin tüp bebek masraflarını devlet karşılıyor. Yok böyle bir şey. İddia Türk Silahlı Kuvvetleri'ne Suriyeli subay ve as subaylar alınıyor. İşte. Yok böyle bir şey. E, Bunu biraz önce İletişim Başkanlığı paylaştı. İddia, mesela, Suriye'de mültecilerin geri dönüşü için yapılan evlerin bütçesi Türkiye tarafından karşılanıyor. Yok böyle bir şey. Bak, İddia, Suriyeliler özellikle Hatay'da çok fazla ev alarak bazı projelere hizmet ediyor. Yok böyle bir şey. Evet. Çünkü resmi hani konut satış rakamlarından mesela. Tabii var. Bunların altında doldurmuş evet. dezenformasyonla Tabii. mücadele merkezi. Yani e şimdi detaylı ama bir şey. Ama bunlar şekilde. etkili oluyor. Bu propaganda etkili oluyor. Şimdi bak onu mesela bizim burada. E ee, sizin burada okumanız ev evet. e, vatanımıza, milletimize bir hizmettir. Çünkü ne oluyor? Onların yayınladığı çoğu şeyler bizim programları izleyen halka genelde ulaşmıyor. Ha şimdi siz onu ulaştırdınız. Bak teşekkür ederim. Çünkü neden? E, bu gibi ağızlar yaygınlaştı ve kabul görüyor. Adam zaten mutsuz. Mutsuz adam zaten bahane arar. Bahane, Vay anasını ya, parasında mı ummu? Bir de tüp bebek ha. Bir de ondan sonra daha da çoğalsınlar bilmem ne. Bu şekil insanları düşman, adavet, boğuz, kin, nefret bu sefer bakış açıları değişiyor. Neye bekliyor? Bir kıvılcım bekliyor. Vay anasını mahallede, şu Suriyeli de bir kıza laf atmış veyahut da Türke laf atmış veyahut da baş... duyulduğu anda adam zaten hazır. Hora! Hepsi birden kalkıp onu şey edelim derken, onun da akrabası veyahut oradaki diğer Suriyeliler onu tutayım derse bir mahalleden başlıyor işte kıvılcım. Peki hocam şimdi biz şu vakte yani Bey kadar dediğinin örneklendirdik. Evet. Şimdi biz zehirli ağız var mı var. Ha bunu bütün muhalefet partileri Ya bunu partileri sadece yapıyor, Ümit Özdağ'a bağlamak da bence doğru değil. Sadece değil. Ümit Özdağ'a bağlamak yani başka çevrelerde var. Sosyal medyada anonim hesaplar var vesaire vesaire. Yani düşüşlerin ajanları evet. var. Ki hani Dolu. hani hakkını Yemer Ümit Özdan iki gündür yaptığı açıklamaları ben not aldım kenara siz de söylediniz. Şu anda zaten Evet yani hep konuşuyor. hani polis güçlerine yardımcı olun, evlerinize dönün, tepkinizi sandıkta verin vesaire gibi. Ama e, anladım da bu te işte, açıklamaları tabii. oldu. Ama Ümit bu Özden. olaydan sonra siz de diyorsunuz ki ya kavgayı Mesela bir olaydan önce ayırmanın bir anlamı yok diyorsunuz. Şey, anlamı yok demiyorum. E, zarar ikiden bire iniyor. Anlamı var. Anlamı var ama şimdi bu ağız şurada okuduğum kelimelerin ağızları alçaklar, iğrençler, arkadan vurdular, bilmem ne ettiler. Şimdi bu ağız e, yerine bu ağız kullanılsaydı ha. evvelden Peki. beri denseydi ki arkadaşlar bizim projelerimiz var. İşte biz bu mültecileri şöyle yaşayalım. Sizi şöyle rahatlatacağız. Kendime göre bir seçim Bildirgesi yayınlıyor herkes. Ha siz sandıkta bize dediğiniz bilmem sakın sokakta izle yarın bugün bir olay olsa birbirine bilmem ne etti size ne? Siz ne yapın? Polise haber verin, ihbar yapın, devlet şeylerine teslim edin. Sakın olaylara karışmayın bilmem ne. Bu şekilde hatta bu dezenformasyonları kendisi bile açıklaması gerekir. Ya böyle şeyler duyarsanız Galeyana gelmeyin bak bunlar asılsız. Çünkü bak devletin verdiği veriler. Çok var yüzlerce. Çok var, var tamam. Hiç böyle bir ağız var, var mıydı bugüne kadar? Yoktu. Ama şimdi çok büyük bir olay oldu. Tabi Suriye'ye sıçladı. Bayrak yakılıyor. Askere saldırılacak olaylar başladı. İçeriyi dışarıyı etkiledi. Oraya Etkileyince tabii ki sen sebep oldun buna denecek noktada parmakla göstereceksen oflunun minibüs şoförünün bir kişi para vermedi diye e, parmağıyla böyle yapıyor. Halbuki o bir kişi kendini biliyor ama o yine ne yapıyor? Dönüyor arkaya az daha kaza yapacak. Bir kişi para vermedi diye adamı gösteriyor. E, o duruma dönünce kendine oklar dönecek diye bu açıklamalar yapıyor. Ha ben kötü niyetlidir Niyetini de bu de açıklam bilemeyiz. ben niyet evet. sorgulamıyorum. Yani bu açıklamaların zamanı, zemini önceydi. Şu anda da faydalı mıdır? Faydalıdır. Böyle bir açıklama yaptığı için yine teşekkür ediyoruz kendisine. Yine kendi teşekkür ediyoruz. Kızıştırmıyor daha beter. Ama ne beklerdik? Böyle bir ağız, daha bilinçlendirici, şuurlandırıcı iç savaşa tahrik etmeyen milleti sokağa dökülmesine engel olan beyanları önceden yapsaydı daha faydalı olurdu. Bunu evet. söylüyoruz. Peki mültecileri, sığınmacıları e, ya yani bu ülkede olmasın demek, istememek bu ırkçılık mı oluyor? Yani yabancı düşmanlığı mı oluyor? Bu nefret söylemi mi oluyor? Şimdi kimi vatandaşlar da rahatsız olduklarını söylüyorlar. Ya tamam rahatsız olma hakkı var. İstemiyorum deme hakkı var ama sen şimdi sokağa çıkıp ee, bir olayı bahane ederek e, olaylar çıkartma ondan, ondan sonra tabii e, ben onu halkımıza atmıyorum o şu onu provokasyoncular yaptırıyorum. Ve lakin burada şimdi yalan beyanlar işte o dezenformasyonlar çok önemli. Eğer dersen ki şimdi e, tüp bebek masrafını o veriyor. Bütün e, efendim devlet her şeylerini bedava karşılıyor. Eğitim eğitim bedava, hastane bedava, pastane bedava falan. Bunla olmayan şeyler denmiş mi denmiş? Şimdi bunu e, sokaktaki Ahmet Mehmet söylemiyor. Bunu bir parti başkanı söylüyor. Ya da Şimdi bu şekil gazeteçiler bazı Gazeteciler şunlar mesela. bunlar. Bu ne oluyor? Kar, karşılık buluyor. Halk bunlara inanıyor. Bakın sizin konuştuğunuzu kaç kişi duydu? Onları bütün Türkiye biliyor o yalanları. Doğru biliyor çoğu. Şimdi bu böyle bir durumdan ben bahsediyorum. Yoksa birisi bireysel ben istemiyorum rahatsız oluyorum ya demesi bir zarar vermedikçe malına, canına İnsanlar bunu savunabilir. Göç politikasını eleştirebilir. Bu kadar sığınmacı, sim sırası mıydı? Niye aldınız? Hadi savaştan kaçıp geldiler de e niye şimdi geri gönderilmiyorlar diyebilir. Ya geri şimdi, gönderilemiyor işte. Hükümet geri gönderme mesela Devlet Bey'in devamlı söylüyor. Şimdi Cumhurbaşkanı devlet Erdoğan be Devlet Bey'in rakam var. onurlu bir gönderilişi. Cumhurbaşkanı diyor. Erdoğan da aynı e Ya şimdi bak şey, onurlu lafı çok önemli. Evet. Yani onurlu lafı zemin hazırlanmadan onurlu gönderemezsin. Zemin yok. E şimdi 13 için hükümet neyle uğraşıyor? İşte Hakan Bey gittiler şeyle Suriye rejimiyle görüşüyor. Irak'ta da görüşülüyorsun, Suriye görüşülüyor. Suriye ile, Orada Suriye daha önemli şey, Rusya mıyım? Putin'in e, olumlu yönde adımı var. Hıcak. o anlaşılan odur ki bu sorun çözülmesini istiyor çünkü bu sorun Amerika'ya yarıyor. Rusya'nın aleyhine konuya. gidiyor. O konuya ayrı bir başlık He, anladım. açacağım ikinci bölümde. Ama şimdi tam bu noktada bu çıkartıldı. He, şimdi o konuya ikinci bölümde çok ayrı bir başlık açacağım onu uzun uzun konuşmamız İstemiyorlar lazım. İstemiyorlar bunu. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği rakamlar var. Bu da önemli. Hani şöyle bir algı da var ya. Ya ülkemize geliyorlar ama geri gitmiyorlar, gönderilmiyorlar. Hükümetsin bu konuda hiçbir çabası yok diye konuşuluyor ya. Cumhurbaşkanı Erdoğan bir rakam paylaştı bugün. Dedi ki Suriye'nin kuzeyinde bölücü terörden arındırdığımız yerleşim yerlerine 670 bin kişi geri döndü. Çok önemli. Bu gitti. Projeler tamamlandığında buna 1 milyon kişi daha eklenecek. Çok iyi. Proje dediği de şu. Orada insanların yaşayabilecekleri alanlar, açık. alanlar ev Tabii. olacak, ki gidecek yani tabii, nerede kalacak tabii. İş olacak ki çalışacak tabii çarşısı, yani pazarı, evde oturmak da yetmiyor Çarşısı pazarı evet şimdi Türkiye bu konuda orada çalışmalar yapıyor belki fabrikalar kurulacak sanayi kurulacak şunlar bunlar yani 670 bin kişi gitti 1 milyon kişi daha gidecek diyor nereye gidiyorlar Türkiye'nin kontrolünde olan bölgelere ya tabii de işte esas ilk proje 30 kilometre içeri 900 kilometre sınır boyu gidecekti tampon bölge tampon bölge bütün evet. dünyayı alır ya o kadar alan vardı ama yapamadık ki. Amerika izin vermiyor, evet. öbürü izin vermiyor. Rusya ile bile daha yeni yeni biraz anlaşılıyor. Yani Rusya da birçok şeye de izin vermedi. Yani tabii esas Amerika'dır, düşman da. Yani Rusya'dan da muvafakat almadan iş yapamıyorsun. Dolayısıyla bir Afrin'dir. İşte birkaç bir yer çözüldü. Onlar da çok büyük yerler değil yani kontrol açısından. Şimdi o oralar bile bak 670 küsur 670 bin 700 bin kişi Mekan olmuş, rahatlanmış Ama şimdi ne isteniyor? Oralar bozulsun isteniyor. Şimdi ne oldu? Orada sükunet içinde yerleşmiş malı canı güvenlik olsun, güvende olsun diye Türk askeri orada iş yapıyor. Yani oradaki halk rahat güvenli olsun da hani buraya Türkiye'den geri dönmüş. E geri dönmüş ama orada da malı canı telef şimdi Esed'den kaçarken. Ondan sonra daha işi var bilmem nesi var. Zerörüsleri var. PKK PYD saldırabilir. Bütün o onlardan da koruyor şimdi bu sefer giden halkın güvenliğini. Asker orada ne iş yapıyor? Ama e şimdi bu, işte oranın da güvenliğini bozuyor şimdi. Ne olacak? Yine buradaki ne, ne düşünecek? Ya bak arkadaşlar gittiler oraya ama şimdi bak orada bayrak yakıldı. Türk askerine şey var. Ondan sonra orada yine olay çıktı. Şimdi aradan o, o imajı sonra, gösteriyor buraya ki bu da geri dönmesi. Aradan sonra Suriye'nin kuzeyindeki olayları konuşalım. İlk bölümde Kayseri'deki olayların başlangıcı, çıkış nedeni bunlar üzerinde durduk. Ama şimdi Suriye'nin kuzeyinde bu olaylar cereyan etmeye başladı. Onlar nasıl bir provokasyon, neyi amaçlıyor, kimler devrede? Bazı açıklamalar var, muhalefetten gelen açıklamalar da var. Kimi diyor ki askeri çekin oradan. Kimi diyor ki hayır kalmalı. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan da açıklama yaptı. Aradan sonra hepsini böyle kısa kısa size soracağım. Çok kısa bir ara buradayız birazdan. Güncel meselelere devam ediyoruz. Cübbeli Ahmet Hoca ile birlikteyiz. Şimdi Suriye'nin kuzeyindeki olayları konuşacağız. İçeriyi konuştuk dışarıyı da konuşmamız lazım. Şimdi hem iktidardan hem muhalefetten gelen açıklamalar var. Muhalefetle başlayayım. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce şöyle bir tweet attı. Diyor ki, Irak'la görüştükten sonra Esad'la da görüşebilirim deyince çarşıyı karıştırmak isteyenler ortaya çıktı. Havada CIA ve Mossad kokusu var. Dikkatli olmamız lazım. E belli. Yani Ben hep dış güçler demiştim. CIA, Mossad isimler şey olmuş. Yani e, dış güçler buranın e, düzelmesini istemez. Şimdi dış güçler derken de e, tabii İngiliz e, en büyük parmak İngiliz'in oyunudur ama e, onu, Yahudi yani Siyonizmi göz ardı edemeyiz. Şimdi burada yazım var o diye vaat edilmiş topraklar diye bir konu var. Bu vaat edilmiş toprakları anlamadan bu işlerin hiçbirini çözemeyiz. Bakın şimdi İsrail Lübnan'a taktı ve Lübnan'dan bir savaş e, lafları çıktı. E, biz e, hep ne deniyordu? E, Lübnan sırada Suriye sırada Türkiye. Evet. Yani bunu plan bu. Bu planı evvelce söyleyenler, de amma evhamlısınız. Bilmem nesiniz diyorlardı. Bizim 20-21 vilayetimizin içinde bulduğu haritayı e, askeriyeden paşalar e, şeye gittik. Ne onun adı diyorlardı. Pentagon'da işte görevleri icabı. Bazı icanlı. haritalar Oturdu, ortaya çıkmıştı. Bir de, bir de onları o haritanın altına oturtmuşlar özellikle. Yani bunları ben bazı paşalardan, bazı kanallarda dinledik yani herkes dinledi yani. Yo, o haritalar da ortaya çıktı zaten. E, tamam. O zaman burada bir plan var. Bu plana göre Nil ile Fırat arası vaat toprak. Adam Gazze'yi şu anda e, Gazze'de yaşananları 5 ay geçmiş görüyorsunuz. Ondan sonra bir defa beyin yapısını anlamak. Yani adamların derdi niyetine bir. İki, dünyada güç ellerinde. Niye? Çünkü para ellerinde, teknoloji ellerinde, silah sanayi ellerinde. Şimdi e, bu işler neyle dönüyor? Silahlan dönüyor. E, silah sanayi kimin elindeyse, teknoloji kimin elindeyse, e, yani bunların hepsine bakıyorsunuz, işte ne diyor? 50 aile, 100 aileden bahsediyorlar, bilmem üst takıl diyorlar, dünya derin devleti diyorlar. Bunlar tam burada İngiliz'in payı asla ...unutulamaz. Oyun plan kuranlar... ...şudur şu budur. Siyonist... ...Siyonist de asla unutulmaz. Kerek alanları bunlara... E, tabidir yani onlar... ...tıfıl sayılır. Plan kurucular bunlar. Küfür tek millet. El küfrüm letüm aydek. Tek millet derken... ...Avrupa Birliği de burada birleşir İslam'a karşı. Müslümanlara karşı. E, bunların hepsi de birleşir. E, yani o noktada da şeyleri yok. E, i̇nsafları, vicdanları... ...ama yine... Halklarda halklarda istisna yapmamız gerekir. Yani halkta yani halkta evet. yine ya ben yine yönetimleri tabii, tabii. kastediyorum. Şey. Çünkü halkta bakıyorsunuz bir Müslümandan daha fazla şu anda Gazze'de yaşananlara duyarlı olan bir Hristiyan icabında şahıslara getirdiğin zaman tabi ki Müslümanlar tek kardeştir Müslümanlar tek beden gibidir hadis i şerifine göre Müslümanlar genel olarak buradan en fazla etkileniyor üzülüyor duyarlılık taşıyor küfür de tek milletlere göre tabii ki Hristiyanlar bunu ama Batı ülkelerinin başkentlerinde Filistin'e destek çok, eylemleri çok. kitlesel eylemler Şimdi hala onu, devam onu ediyor Yani evet. e, halkların tümünü evet. e, tek çuvala koymuyorum Evet dolayısıyla bir vicdan ayrı bir şeydir ama yönetimler bellidir e, yönetimlerin acıması merhameti vicdanı şusu busu olmaz e, bir de kafirler tek topluluktur diyor ayet, ayet işte i şerif ayet zaten buna dikkat ettiriyor. La ya ulledina la yehuda ve nasara Yahudi ve Hristiyanları dostlar edinmeyin. Bu birçok ayette. Bazı mevliya bazı onlar birbirinin dostudur. Bakın Yahudi ya Hristiyan arasında kavgadadır. Hristiyanlar kendi aralarında Ortodoks, Katolik bir kavgadadır. Haçlı Sefer'e bilmem ne kendileri neler ettiler. En çok birbirlerini e, doğradılar. Ama Müslümana karşı, İslam'a karşı, Kur'an'a karşı e, tek vücut olurlar. Bundan dolayı şimdi buradaki vaat edilmiş topraklar projesine Amerika'da e, işte evangelistler de ikna edilince Mesih gelmeden siz dünya hakimiyetini alamazsınız. Mesih'in de gelmesi için Yahudi'nin ya vaat edilen toprakları ele geçirmesi lazım. Bu da ta işte Maraş'a kadar Adana'ya kadar uzanan ee, bir süreç. Mısır dahil, Nilak Nil içinde olmak üzere. Böyle bir projeye bu ikna edilmiş. Şimdi bu proje işte Biden buna çalışıyor. Öbürü gidiyor buna çalışıyor. bu zaten başka mezhepteydi. Oradan şeye geçti. Evangelist olduktan sonra bu işler başladı. Irak Savaşı başladı. O başladı. Bu başladı. Şimdi burada e, bir e, mesele var. Haham çıkıyor. İşte Eliyahu muymuş demiş Bir evet. haham çıkıyor. Orada İsrail'de e, din dersi öğretmeni miymiş, neymiş? Yani şimdi Türkiye'de de az kadar yeterli bulmasak da e, efendim e, bir din dersleri var e, mesela bunun e, dinin metni Kurandır, Sünnettir, Hadis'tir vesairedir. Hiçbir din öğretmeni veya hiçbir Kur'an kursundaki öğretmen yani müderris diyelim hoca hiçbir vukuat yani şey olarak bu bağlamda Müslüman olmayan bütün insanları öldürmemiz lazım. Bebekler dahil, hayvanlar dahil. Bunlar bugünün bebeği ise yarının teröristidir." diye dünyanın her tarafını katalım. Sadece Türkiye'yi katmayalım. 2 milyar Müslüman var. Hiçbir mektebinde, büyesesinde böyle bir şey bütün milleti öldürmek lazım Müslüman olmayan. Böyle bir din var mı bizde ya? Yani ben on, duymadım böyle bir yani yok Ama ki, işte haham söylemişti işte onların, şimdi, ondan. İşte şimdi hayır işte. Hiçbir Müslümanın yapacağı bir şey değil. Hristiyan da çok duyulmamış bir şey yani. Hristiyanlar da duymuş bütün millet. Onlarda da, da duymadım evet. Yani ama şimdi Yahudi denen seni ırk üzerinden gitmiyoruz yine. Bir Yahudinin Müslüman olma e, hakkı var mı? Var. Müslüman olan Yahudi de var mı? Var. Yahudi çok değil. De, Hristiyanlarda, diye. Hristiyanlarda Müslüman oranı çok artıyor. E tabi e, Yahudi ırkında veya Yahudi dini de Siyonistlerde Müslüman olan çok nadir, en derin nadirattandır. Ama olsa kabul değil mi? Kabul. Ne oluyor senin? Ana baba bir kardeşin kafir olsa e, Yahudi'den dönme, Ermen'den dönme, Müslüman olsa o sana daha yakın oluyor. Mümin müminin kardeşidir ayetine göre. Şimdi iman kardeşliği, İslam kardeşliği bizi bağlayan. Ama burada öyle bir dinle ırkı birbirine sokmuşlar ki, Tevrat'ta tahrip edildiği için, şimdi ne diyor? Gazze'dekilerin hepsinin öldürülmesi lazım diyor. Bebek ve kadın dahil diyor. Şimdi bak 30 bin küsur, tabii bu resmi rakamlar. Çok daha enkaz altında, şurada burada ölen kaybolan oldu. Belki kemiği bile kalmayan oldu yani. İlk bombaların altından bugüne kadar Şimdi 30 bin küsur insan öldürülmüş ee, Bunun bilmem 14 bini bilmem ne kadarı bebek kadın 5 ayda her gün 100 küsur, 109, 110 Günde 109 tane bebek ölmüş, günde Özellikle zaten bebeklere hiç acımazlar Çünkü neden? Adam din dersinde ne anlatıyor? Din dersinde diyor ki bugünün bebekleri, bugün karşınıza çıkan teröristler diyor, yani Müslümanlara terörist diyor, Gazze'de vatanını savunan, evini barkını namusunu savunan adama terörist diyor. O mu geldi Tel Aviv'de seni bilmem ne etti? Sen geldin burada beş aydır bomba yağdırıyorsun kafasından aşağı. Adamın evini de yıktın, çadıra gidiyor, çadırı da bombalıyorsun, hastaneye gidiyor, hastanede bombalıyorsun, camiye gidiyor, camide bombalıyorsun. Ha, kiliseye gidiyor, belki kiliseye bir şey yapmaz, Avrupa Birliği önler diye kiliseyi de bombalıyorsun. Şimdi burada bunların hepsinin öldürülmesi lazım. Çünkü bugün bu teröristler dünkü bebeklerdi diyor. Tam açıklamasını paylaşayım mı? Bir evet. Önümde var o. Evet. Geçen hafta zaten siz söylemiştiniz. Ben hazır. işte onu yarısını okuduklar yarısını Ben kenara ayırdım. Anadolu Ajansı'nın paylaştığı haberden evet. okuyorum. Yani bu nedir biliyor musunuz? Resmi ideolojidir. Şimdi orada bir e, tabii devlet, e, televizyon hükümeti bilmem ne... Ya bunu suç duyurusu yapmışlar numaradan. Bu bunların Tevrat kitabını Allah'tan indirilen değil de kendilerinin tahrif edip, uydurup, katıp karıştırdıkları Tevrat'ta yazan metindir. Sen şimdi bugün bir Müslümansın. Bana ne kadar e, ben bu görüşte değilim diye Kur'an'ın içindeki bazı kaideleri kabul etmiyorum desen de sen eğer hakikaten Müslümansan Amentü'ye inandıysan, altı esasın biri kitaplara imandı. Kur'an'a inanman gerekiyor. Sen bana takiye ne kadar yaparsan yap. Eğer Müslümansan ama ben senin e, dinsiz olduğuna inanırsam, ateist, reformist, o ayrı, yani, evet. o ayrı. Ben senin Müslüman olduğuna bile bile ve inanırken, Kur'an'daki ben bunu kabul etmiyorum dediğine nasıl inanırsın? Evet, şimdi okuyayım. O numara. Anadolu Ajansı'nın 8 Mart 2024 tarihli haberi. İsrail'de bir din okulunda yani devletin okulunda görev yapan aşırı sağcı haham Eliyahu Mali askerlik yapan öğrencilerine Gazze Şeridi'nde bugünün bebeklerinin yarının savaşçıları olduğunu söyledi ve herkesin öldürülmesi gerektiği emrini Şimdi verdi. Bu Şimdi bu neye benziyor? FETÖ mesela bir emir verse askeriye'deki adamlarına burada gibi. Onun da İsrail ordusunda şeyi var. Cemaati varmış. Çünkü talebe yetiştirmiş ya. Evet. O da oraya adam sokmuş ya. Şimdi oradaki askere emir veriyor anladınız. Evet. Cemaatine söylüyor diyor. Çünkü oradaki öğrenciye söylemiyor onu. O şu anda askerde eskiden yetiştirdiklerine açıklama yapıyor. Diyor bakın evet. diyor siz diyor. bunların hepsini öldürün diyor. Şimdi haham diyor ki bu Yahudilik inancına uygun bir şey. Tabii öyle diyor. A, kendi ifadesi. Doğru diyor. Ruh, yasalara göre tek bir ruh bile yaşamamalı. Çünkü Bak. bu... Mitz, mitzvah yani İsrail'i düşmanlarından kurtarmak ve işgal topraklarına yerleşmek savaşıdır. Siz onları öldürmezseniz onlar sizi öldürecek Nerede diye. öldürecek? İşte bizim kitabımızda var diyor. ya Yok yok yani. Şimdi mesela bugüne kadar hiç sebepsiz yere bilmem ne yani kendini müdafaa eder kendinin dışında. O taş maş atıp duruyor çocuklar Filistin'i ne yapsın. Yani onlarla o iki devlet olunsun dendi. Hep Hamas bile iki devlet şeyine yani devlet olmasına katıldı mı katıldı. Yani şu ana kadar siz etti. burada olmayın, evet. siz buradan gidin, hepinizi öldüreceğiz diyen hiçbir e, yani ne mezhep var, yani İslam içerisinde ne tarikat var, ne cemaat var, ne devlet var. Hiç siz burada yaşama hakkınız yok. Hepinizi öldüreceğiz veya sürgüne göndereceğiz diyen evet. bir şey Müslümanlardan 40-50 tane İslam devleti var. Duydunuz mu böyle bir şey? Yok. Ama bak adam ne diyor? Sen öldürmesen o seni öldürecek. Şimdi Niye öldürsün e seni ya? Durup duran Yahudiye ki öldürün diye. Kim der? İslamiyete göre zaten zimmiyse, vatandaşsa, pasaportlu geldiyse veya kendi yerinde duruyorsa buna dokunmak Şimdi haram. Şimdi hocam buradan Suriye meselesine gelelim. Siz genel bir çerçeve çizdiniz. Yani Suriye e meselesi bu işin mi? tam göbeği. Evet, e hedefli var diye söz denmez. ettiniz. Hani Muharrem İnce'nin açıklamasından yola çıktık ya havada CIA ve Mossad kokusu var diyor. Suriye'deki olaylarla ilgili. Şimdi burada tartışma şu. Türkiye'de bir grup var. Şöyle açıklamalar yapıyor. Tweet'ler, sosyal medyada yazılanlar. Diyor ki: "Ya bak gördünüz mü? Siz bunları korumak için oraya gidiyorsunuz. Bunlar sizin bayraklarınızı parçalıyorlar, araçlarınızı taşlıyorlar, size saldırıyorlar. Türk askeri oradan geri çekilsin." diyor bir evet. grup. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan da şöyle bir açıklama yaptı. Aslında e, şifre burada. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında diyor ki bizim kimsenin toprağında gözümüz yok. Yani biz orada evet. bulunma sebebimiz orayı işgal etmek değil. değil. Türkiye'yi güvenli hale getirmek demek istiyor. Devamında da şu ifadeyi kullanıyor. Kimsenin egemenliğinde de gözümüz yok. Biz yalnızca bölücü niyetlere karşı vatanımızı koruyoruz ve koruyacağız. Yani askerimiz orada kalmaya devam edecek. Çünkü bu bizim Vatanımızın güvenliği için önemli diyor Cumhurbaşkanı Önemli Erdoğan. bir de göç dönsün diyenler. E sen oradan döndürmüşsün 670 bin kişi diyorsun. Evet. 1 milyon daha döndüreceğim diyorsun. Evet. Sen orada güvenliği nasıl temin edeceksin? Şimdi bizim o muhalefeti anlamak mümkün değil. Ha, Yani anlamak mümkün değil. Gitmesi diyor ki gitmesi için askerin orada olması lazım. E tabii oranı güvenleştirmezsen. E zaten şimdi Devlet Bey'in, Hüsayin Bey'in dediği onurlu dönüş. Şimdi onursuz dönüş Allah muhafaza. O bir Müslüman, vicdanlı Anlat bir insan konuş. diyemez. Yani onurlu dönüşün içinde ne var? Sen orada güvenliği tesis etmeden adamı döndürürsen onurlu mu olur o? Onu tehlikeye gönderiyorsun oraya. Ha Esed'le anlaşılır da Esed'le uzlaşılır da, O da ayrı bir şey. Ama şimdi diyelim ki Esed'le anlaşılmadı. Şu andaki bir durum var. Sen oradaki tampon böngeleri yerini yurtunu yapıp imkanlarını sağlayıp yani hazırlanırsa göndereceğim diyorsun. Bunun için senin askerin orada olmadan nasıl güvenlik sahip, sahip, tespit edeceksin? Kim var orada? Heteşe var. Et Tarih var. El Kadi var. Kim var orada? PYD var. Efendim terörün dik alası. Bütün dünyanın gavurunun desteklediği 70 bin tır silah elde etmiş bir PYD var. E şimdi sen bu kadar adamın ortasına ki orada e, sınır da bir şey yok. Bu kadar adamın şey Şuraya buraya adamı geri göçü geri döndüreceğim. E bizim askeri de oradan çekeceğim. E kurdu kuzu et, kuzu kurda teslim edecek. Hayır, asker oradan çıkarsa zaten geri dönmez ki mülteciler. Bunu diyenler de. Ge geri yani döner çünkü mi? Güvenli bir bölge istiyor. Yani kurt. Ya da esatla anlaşılacak. E kurt kuzu kuzulara nutuk çekiyordu geçen bir şeyde gördüm işte. Ne onun adı? Karikatür gibi. Peki bir sizce esatla? Ben artık vejeteryan oldum diyor. Esatla. Yani ben daha sizi yemeyeceğim diyor. Kuzular da dinliyor yani kurdu, kürsüye çıkmış. Yani şimdi buraya bunları göndermek, bunların malını, canını, ırzını teref etmek. O, o Şimdi ben anlamıyorum. Asker geri çekilsin diyen, mülteci de gitsin diyen ne demek istiyor? Kuzuyu kurda verelim, yesin demek istiyor. Ne vicdansız bir tabir bu ya. Zerre kadar insafı, vicdanı olan bu. Oğlum. Onların demesi lazım ki askeri daha fazla oraya güçlendirin, tahkim yapın da güvenlik ne kadar güçlü olursa o kadar insanlar heves eder, döner. Sen şimdi neyine güvenecek? Beni buraya getirene kadar asker var dediler, şu var dediler, bu var dediler. Tamam geldiler, millet oturdu oraya, milyonlar geri döndü. Ondan sonra Türk askerini geri çektim. Ya tamam çeker şimdi. Esed'le Mesed'le anlaşma olur. Devletin sınırları yeni. Devlet üçe bölünmüş. Esed'in elinde mi İdlib yani şu an? Değil. 3 milyon, 4 değil. milyonu Esed mi yönetiyor? Hayır. Rakka bölgesini Esed mi yönetiyor? Hayır. PKK-PYD'yi Esed mi yönetiyor? E, geliyor. Şimdi bir de yine Tayyip Bey tamam. Allah razı olsun sağ olsun ee, Ne yapsın ee, Dedi işte yine ailecek görüşüyorduk O günlere evet. döneriz biz Yani alttan alırız gibi bir manada Yeter ki insanlar Görüşme olmalı mı sizce esatlı? Ya olmalı da işte ağız meselesi Bak şimdi olmasın diye ortalık karıştı Demek ki olması e, iyiydi. yani Olmasını bozmak kim istiyor Amerika Siyonizm istiyor Yani şu anda bu provokasyonlar Hedef onların... askeri oradan çıkarmak olabilir mi hedef askeri oradan çık Bir hedef o. Hedeflerden biri o. Biri o. Şimdi mesela e, burada e, Esed yine ne cevap veriyor? Önce bizim egemenliğimizin tanınması lazım. Efendi, herkes yerine dönmesi lazım. Esed niye bizden başlıyor Hacı abi? Biz miyiz? Biz mi varız orada? Amerika orada. Fransa orada. Rusya orada. Efendim PKK PYD orada ki onlarla da arası yok gözüküyor. Suriye hükümetinden ılımlı mesajlar geldi ama bu son haftalarda. Yok yine son bir beyanda Türkiye, ile... Türkiye egemenliğin. işin Tayyip Bey'in o lafı ona cevap. Kimsenin toprağında gözümüz yok. Herkesin egemenliğine saygılıyız. Ancak sen bunları buraya kaçırtmışsın. Kafalarına bombayı atmışsın, evlerine basmışsın. 8-10 milyon insanı muhacir çıkartmışsın. Sen çıkartmışsın bunu. E şimdi Neyine güvenilecek? Kurt diyor ki ben vejeteryen oldum olduğuma döndü. E, tamam, anlaşılır. Müeyyideler yazışmalı olur. E, Putin, yani Rusya gibi garantör devletler arada olur. Gar söz verir. Şey artık Çin mi giriyor, İran mı giriyor. İran zaten faili malum, faili meçhul değil ki. İran katili malum bir şey. İran girdi oraya. E, yani Kasım Süleyman'ı Tugaylar yaptı bütün müeyyeli sünnete bunu. E, dolayısıyla İran'ın burada... E, teminat vermesi, şahitlerden olması, imza atması falan. E, Kurtun vejetaryen olması. İran'a hiç güvenilmez burada. Hadi Rusya bağlayıcılığı olabilir. Süper güçtür. Putin, Esed de onu dinlemek zorundadır. Eğer Rusya iyi niyetliyse burada, bak işi bozduğun anda bozuşuruz. Bunu Esed'e hissettirirse ya belki o be, 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 bir şey o. ömür türlü bunlar ikide bir sözü bozar. Bu Rusay, Nusayri Cuntan'ın elinde. Şimdi eset rejimi. Burada e, bu insanların geri gitmesi için güvenlik esas alınacak. Güvenlik için Türk askeri olmazsa olmaz. Türk askeri orada ne kadar güçlü olsa, hatta buradan asker ilave gidecek. Gitmeli. Yani muhalefet, Yani gidecek herhalde çünkü hani, bu işler olacaksa gidecek. Suriyeliler, Suriyeliler gitsin diyen muhaliflere şunu söylüyorsunuz. Ya gitsin istiyorsanız. Türk askerinin orada daha fazla olması lazım. Olması lazım, güvenliği daha evet. etmesi lazım. Yani, onurlu geri dönüşün ve tek onurlu. çaresi, gönüllü ve onurlunun tek yani çaresi Suriye. güvenliğin tesisi. Güvenliği de halk tesis edemeyeceğine göre evet. orada da başka Esed'in askeri zaten bunlar onların kaçmış. Peki. Ya kaçanı ha. adamına gönderiyorsun. Ha Esed'den de dünya çapında bir masaya oturulur bilmem ne Birleşmiş Rusya'nın ara Rusça olur. Rusya ara bir şeyler. Onu ben bilmiyorum. İleriki süreci ne kadar güvenilir güvenilmez. Ama burada şimdi e, tam bir yumuşama var. Bu yumuşama kim bozmak istiyor? Bu kim? yumuşamayı kim bozmak istiyor? Aa, Amerika ve Suriye. Neden? Neden? Herkes yerine giderse. Şimdi Suriye'de ne isteniyor? Kürdistan adı altında bir Siyonistan kurulmak isteniyor. İşte Eşiğinden döndü. Belediye seçimleriyle yerel yönetimlerden başlayacaktılar. Seçimler tehir edildi biraz. Bilmiyorum. Türkiye'de baskı yaptı mı? Kiminkini dinlediler? Bilmiyorum. Şimdi burada bir Kürt, Kürdistan adı altında devlet kurulmak isteniyor. 7 bin, 70 bin tır ay, silah bunun için verildi. Bütün bu ıı, Arap Baharı bunun için patlatıldı. Irak bunun için işgal edildi. Suriye bunun için işgal edildi. Bütün bu projelerin derdi Arz-ı vaat edilmiş topraklar. Kime? Siyonizme. Bu oraların Araplar geri dönerse yerlerine. Şimdi orayı ne yaptı? Ee, PKK ile PYD ile iş tuttu. Araplarla iş tutamadı. Yani Yahudi. Araplarla iş tutamayınca kimlerle iş tuttu? Kürtlerle iş tuttu demek istemiyorum. Yok, PKK. Benzi ederim Kürtleri kurban Ölücülerle olayım. Ölücülerle iş tuttu. Kurban olayım evet. efendim, vatansever Müslümanlarına. Şimdi Dolayısıyla bölücü PKKP'ye PKK değilen e, Yahudi iş tuttu mu? Tuttu. E, Amerika'ya bu kadar silahı e, Siyonizm verdiriyor mu? Verdiriyor. Bu kadar zaman zemin niye geçti? Bu zemin niye kuruldu buraya? Kürdistan, Siyonistan esas. Proje Yahudi Devleti projesi. Bu yani Azımavut oradan yayılmacılık. Lübnan, Suriye dayanamaz zaten. Gelecek buraya. Yani Suriye'den de bize gelecek. Ş haritayı tamamlayacak. Zavallı Amerika C Hristiyanları da Mesih gelmesi için bu projenin hayata geçirilmesi lazım. İnandırılmış kendi sapık itikadından dolayı buraya hizmet ediyor. Düşmanına hizmet ediyor. Kendi de biliyor düşman olduğunu. Ama bu buna bağlı diyor inandırılmış. Bu inancın tehlikesi böyledir. Batıla inandırılırsan Allah muhafaza. İşte afyondan daha fena olur. Uyuştursan bu kadar adamı kandıramazsın. Uyuştursan. Evet. Din adı altında uyuş, bunu yutturmuş evangelistlere. Bilmem niye koca Amerika evet. bütün bütçeyi Pentagon buna harcıyor. Tam Pentagon'da ihtilaf var. Yani e, merkezi hükümette, Pentagon içinde, Amerikan kendi askerinde de Milliyet yani sıra ne oluyoruz ya Siyonizm'in peçine kurban olduk, kendimizi feda et Orada da bir uyanma var. E, şimdi ama hedef, haritayı tamamla. Ha şimdi haritada. Buradan bu, Türkiye'deki Arapların, yani Suriyelilerin geri dönmesini kim istemez? Amerika istemez. Niye bir taştan kaç kuş vuruyor? Neden? Burada mülteci sorunundan dolayı burayı kaşıması için hazır malzemesi var Kayseri'de. Yaptığı gibi bir deneme. O malzeme burada kalsın ister. Bir. İki. İkiye niye istemez? Arap oraya geri dönerse PKK-PYD'nin nüfus bakımından şeyi çoğunluğu Azalacak. sağlayamaz. Çoğunluğu sağlayamayınca Varlık seçimde... gösteremez. Seçimde şurada burada mesela zorbalıkla geçirir. 70 milyon Arap'ın başına... 70 tane PKK'yı koyabilir. Amerika bu. Ne olacak silah karşı halk, sivil? Ama huzur olmaz. Ama tabii, aynı, tabii orada istediği düzeni, devlet düzenini <laughs> e, nüfusu yetmez. Evet. Kuramaz. Dolayısıyla Hiç. tam da e, Tayyip Bey'le işte bu Esed rejimenin e, aralarında bir rüzgarlar esmeye başladığı anda işte Hakan Fidan Bey'in katkılı şeyiyle tabii devletimizin planı başladı. Düğmeye basıldı. E, bu zaten alttan gidiyordu bu. Bu ne o zaman? O arka planda. Şu anda açığa vuruldu. Evet. Açığa vuruldu. Düğmeye vurulmaz, basıldı düğmeye diyorsun. Düğmeye basıldı. Şimdi Peki. üçüncüsü de ne? Heh. Siyonistan kurulamayınca erz-ı mev'ud takip edemez. Çünkü Türkiye'nin yanında dibinde bir Siyonistan kuramaz. Kürcistan kuramayınca Siyonistan kuramıyorsun. Kuramayınca ne oluyor? Harita eklenmiyor. Fırat'a gelemiyor. Arada bir Aa, gelemiyor. Hat var. Evet. Şimdi bu da bunun dini imanı. Allah'ın emri erz-ı bütün Onlara Hristiyanlığı göre, da, evet. bütün Hristiyanlar demeyelim. Evangelist şey ama yönetimde onlar çok. Sözde vaat Orası da orası, oralar da Mesih için bu lazım diyor. Evet. Ona da onu inandırmış. Bütün Siyonist Hristiyanı istiyor ki e, Suriye'de bir Kürdistan kurulsun istiyor. Avrupa Birliği istemiyor mu? Almanya istemiyor mu? İstemiyor olur mu? En başta Peki, niye PKK destek veriyor o zaman? Size göre büyük hedef bu. Şimdi dünkü görüntülere bir gelmek istiyorum. Dünkü Dün görüntüde? İzlediniz de. mi o görüntüleri hocam? Yani. Gördünüz mü? Tam net görmedim. Ya şimdi bir yardım silahla, uzun namlu silahlarla ateş açıyorlar. O başka. İşte askeri araca saldırıyorlar. E tamam kim i̇şte yapıyor bunu? Türk bayraklarını yakıyorlar. Siz e, ben izlediyseniz. Ben işte attığım tweette ne kim, dedim? Kim yapıyor sizce? Yani orada yaşayan halk mı? Değil. Buradan oraya giden halk da bunu yapmaz. E zaten orada güvenlik e, kim olsun onlar? ister. Git, gitmiş oraya buradan zaten çile çekmiş senelerce çek gurbet. Gitmiş oraya orası da tam belki de köy memleketi değil ama bir güven var diye gitmiş oraya. O güveni bozmak ister mi? Yani mantıken sizin. Kendisi sen oturduğun evde olay çıkartmak Yok, ister Yok niye ki? isteyeyim? Dolayısıyla orada IŞİD, Selefi şeyler çok. Onlar da Türk şeyinin, askerinin düşmanıdırlar. Yani Selefiler. Tekfirci zaten, kafir diyor. Ee, oradan şimdi kimin, kimin eli kimin cebinde? Orada Orada PKK var mı? P'de var mı? IŞİD var mı? El-Kaide var mı? Çıfıt çarşısı. Yani öyle bir yerde provokasyoncuya şey mi arıyorsun? Provokasyoncu burada en güvenli memleketin içinde bile çıkıyor bir provokasyoncu. Yani silah çekiyor, tarıyor. Dolayısıyla orada onu e, o provokasyonlara ama kim yaptırıyor? E, Amerika ve Siyonizm yaptırıyor. Çünkü neden? O hedef, hedef bu. Hedef güven. Peki Türkiye Burada bu güven planları yok. bozduğu için mi siz size göre hedef haline geliyor? Türkiye bu planları bozduğu için derken adam zaten Türk askerinin orada olmasını istemiyor. Tamam biz o planı bozduk o zaman. Senin tabii Türk askeri orada kalması lazım. Ne zamana bozduk. kadar? Suriye sınırlarını çizmiş egemen bir devlet olduğunu rüştünü ispat etsin. Biz zaten durmayız demek istiyor Tayyip Bey egemenliğinden bize ne? Biz evet. Saygımız var diyor. Ama şu anda sen çifıt çarşısısın. Fiilen 3'e 4'e bölünmüşsün, e, İdlib'e lafın geçmiyor, Selefi'ye lafın geçmiyor, P.D. lafın geçmiyor. Geliyorsun Türk askeri geri gitsin. E Türk askeri geri giderse bu halk buraya nasıl gelecek? Ha Esed de onların geri gelmesini istemiyor. Neden? Es onlar muhalif diye zaten gitmiş. O kadar muhalif, 8 milyon muhalif içinde niye gelsin mi derler? On Onu Esad için tehdit oluşturur. Ya kaç gelen tane, ya şimdi orada e ondan rahatsız olanlar gitmiş. E senden rahatsız olan geri gelsin sizin eve, apartmana ister misin? Dolayısıyla şimdi burada olan zavallı halk mültecilere oluyor da Türkiye burada e, onurlu ve gönüllü lafıyla çok güzel bir e, proje geliştirmiş. Bunun akamete uğraması içindir dünkü provokasyonlar. Olaylar. Peki. Hocam. Tamam. Orası ilerlerse sükunet üzere buradan e, geri dönüş artar. Evet. Geri dönüş arttıkça ora mamur olur. PD'nin oyunu bozulur. E, Esed de aklı başında iş yaparsa, Rusya ile de Rusya'nın da dediğine göre hareket edip sözü de bozmazsa o da bir yeniden yani bir egemen, şu... egemenliğini evet. belki o da niye belki 70 bin <laughs> silah var abi bu nasıl çıkacak ki? Aslında şunu söylüyorsunuz. Ya eğer bu mülteciler, bu sığınmacılar bu ülkeden gitsin istiyorsanız PKK'nın orada güçlenmemesi lazım. Merak bir. Çünkü PKK güçlenirse buradakiler gitmeyecek oraya. Gitmeyecek oraya. İki. Adam PKK'nın devleti kurduğu efendim Tırışka'dan bilmem sözde devletin şeyine gider mi ya? On yani hem sesi ya. hem Suriyeliler gitsin hem de Türk askerinin orada ne işi var demek olmuyor. Birbiriyle çelişiyor. Çelişiyor bir. İkincisi zaten esedin askerleri oralara ora ulaşamıyor ki şu an? Şu anda onların en çok korkusu PYD'den. Çünkü yakın olanlar PYD'den. Şam yönetimine uzak. Yani şöyle evet. uzak derken devlet egemen olsa o askeri iş görür orada eseti. Ama Esed'in bölgesi ki oralar. Ya belki Şu anda ortak. oradaki en büyük tehlike buradan gidecek Araplar için. <laughs> hatta Müslüman Kürtler için. En büyük tehlike peyedi. Çocuklarını alıyor, kızlarını alıyor ki onların örfü. Müslüman örf, kızına namusuna düşkün millet, Kürtler özellikle. Araplar, ona keza Müslüman. Kızlarını alıyor, askeri alıyor. Para alıyor hayvanlar. Ne alıyor? PD orada şu anda bile eşkıya devleti kurmuş. Devlet gibi milleti soyup savana çağırıyor şu an. Bak bizim askerin güvenli olduğu bölgelerde oradan da biz gelen giden oluyor. Türkmenlerden bizi tanıyanlar, hoca efendiler geliyor. Biz onlara söylüyoruz mesela. E, yani Irak'ta da var bu sorun. Irak'ta da var ama ora hepten devlet yok çünkü. Hiç otorite yok. Bir tek Türk askeri Orada onlara bir güven sağlayabilir. O da olmasa terör örgütlerinin sahasına dönüştü. Terör örgütü PYD, zaten dönüşmüş. Yok yok PYD ele geçirir. Ya IŞİD de vardı orada daha şıfır, Ya biz zaydı. şu anda evet. en azından e, tampon bölge dediğimizi PYD'ye getirmemiş evet. oluyoruz. Biz oradan askeri çektiğimiz anda orada direkt kom sıfırımıza kim geliyor? PYD. Esed gelmiyor. Evet. PYD geliyor. Sen de diyorsun ki askeri çek. Yani PYD sınıra dayansın diyorsun. Bu muhalefeti ben anlamak da zorlanıyorum ya. Ya bu mil devletle ilgili e, beka sorunuyla ilgili politikalarda muhalefet olmamalı ya. Ya muhalefet var. Farklı düşünen muhalefet de var. Biraz önce Muharrem İnce'nin tweet'ini okudum işte. Ya açıklamasını. tamam. Şimdi o, o şimdi o, hükümeti desteklemek değil ki o değil, devleti destekliyor. Evet. Devletçi öyle yani yapıyor. Diyor ki yani bu bu uyanık olalım diyor. CIA, Mossad oyunları dönüyor. Hepimiz. Yani hiç anlamak mümkün değil. Videolar bunları niye geri göndermiyor? Videolar askeri niye geri çekmiyor? <laughs> Bir tezkere geliyor, tezkereye evet vermiyorlar. Ya tezkereye evet vermiyorsan orada ne konuşabilirsin daha? Ya tezkereye evet vermeyen asker oraya gitmesin diyorsun. Gitmedikten sonra sen bu milleti nasıl gönderiyorsun? Ha o zaman mantık belli. Doldurum otobüse gönderirim, kim keserse kessin seni. E böyle vicdan mı olur ya? Evet. Şimdi yine güncel meselelerden devam ediyorum. Çok sıcak bir başlık. Kabinedeki değişim. Günlerdir önce dedikoduları yapılıyordu. Bir takım söylentiler ortaya atıldı. Önce sadece Sağlık Bakanı değişecek dendi. Ardından birkaç bakan eklendi. İddialar havalarda uçuştu. Fakat e, Sağlık Bakanı ve Çevre Bakanı değişti. Peki daha da değişir. Şimdi olabilir. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu değişim kararını nasıl okuyorsunuz? Cumhurbaşkanı Hani bir değişim olacak mesajı vermişti. O değişim bu değişim mi? Yani kabine... 7 tane il başkanını e, değiştirdi. 7 evet. il başkanı değişti ama orada da... E, hani... Yani il başkanları parti için daha mı bakanlardan? Ha bakanlar da tabii yönetim bakımından R'ye taalluk ediyor. Başarıları başarısı. O ayrı tabi etkisi olur evet. mutlaka ama, ama teşkilat anda, daha önemli. Şu anda seçim şeyin atmosferinde değiliz. Ee, dolayısıyla... Siz nasıl okudunuz bu? Yani ben iki şey biliyorum. Değişimli. Fahrettin Bey, Allah selamet versin, çok başarılı bulduğum, çünkü korona gibi bir şeye e, iki sene memleket kilitlendi, Evet. Sokakta insan kalmadı. Yani aylarca. iki senede çok ağır e, efendim ölümlerle sonuçlandı. Fahrettin Bey'in yani tabii ki herkesin, mıydı? Herkesin hatası, eksiği, noksan insanız. Eee ama başarılı buldum. Yani çok ağır bir şeydi yani. Çok ağır bir etkiliydi. Çok terbiyeli, edepli, kibar davrandığı, çok sinirlendirecek olaylar oldu. Mesela ilk bazı basın toplantılarında bütün millet kitlenmişti korona ile ilgili konular falan. Orada mesela ödev, bütün muhalefet bile ben bütün muhalefet kanallarını izlerim. Hepsi böyle kibarlığını işte insanlara şey, işte nazikliğini falan. Orada Ede muhalif edebim. kanallar da o toplantılara davet edildi o kanalların muhabirleri Bize yani soru ayırmadı herkes ayırmadı soru aldı yapıcı yaklaşım gösterdi terbiyeli nezaketli insanlara kibar davrandı falan yani hatırlarsanız o iyi bir not almıştı genel manada başarılıydı fakat ek ekseri yani epey zamandır ben kendisinin istifa etmek istediğini ayrılmak istediğini seçimden önce de biliyordum duyuyordum Dolayısıyla yani neden o geldi mi bilgi? Yani kendisi e, yoğun insan işleri var, hastaneleri var vesaire. Yani kendi işleri de e, tabii akamete uğrar doğal olarak. Bir de korona gibi ağır bir dönem çok yıpratır. Yani öyle bir ağır bir sorumluluğa girdi ki. Evet. Gece yani günümüz, o yorul başkasının evet. 20 sene sağlık bakanı yapması icabında yormaz da oradaki 2 sene çok mahveden. Bütün yani korona ne demek bütün dünyayı mahvetti. Dolayısıyla. O zaten e, benim tahminim, yani az çok, e, Fahrettin Bey kendi bunu zaten arzuluyordu. Arzuladığı bir iş oldu e, diye okuyorum. E, özellikle ki e, abimiz, o da Sayın Bakanımız, yani hastalık durumu vardı. E, gözlerinden bir e, operasyon geçirdi. O göz hani bunları sen haberlerden okuduğuma göre değil. Hasbel kader bilgilerim var. Siz, evet size var. gelen bir bugün zaten sağlık var. sorunlarını gerekçe gözü gösterdi. Gözü devamlı mendil elinde, gözü devamlı sulanma yapıyordu. Bir ameliyat, çok ağır bir ameliyat falan gözle ilgili bir değişik bir ameliyat o. Hani bildiğimiz yok kataraktır, lazerdir türünden değil de devamlı gözü su salgılamak çok zor iş. Şey bir hastalık, o da öyle bir ameliyat, bir operasyon geçirmiş birkaç aylar evvel. O da sağlık sorunları olduğunu e, biliyorum. Evet. Dolayısıyla bu da doğal şeyler insanız. E, Peki efendim, sayın... Değişikliğin e, hiçbir zaman e, başarısızlık veya yüzümüzü kara çıkardın, seçimi sen kaybettirdin gibi bir durum var. Ben bu iki bakanımızda da böyle bir şey Peki. şu anda görmüyorum. Şimdi... Yani zaten ortalığa da yansıyan böyle bir olumsuz bir şey yok. Peki Murat Kurum'un yeniden çevre bakanı olmasını nasıl E, Yani o da müsbet. Çünkü neden? E, o tercih edildi. İşi bildiği için e, tecrübesi var, evveliyatı var. 5 sene bakanlık yapmış. Süleyman Bey'le e, bütün depremleri yönettiler. E, efendim, İzmir depremi, Malatya depremi, Maraş depremi. Acayip depremler oldu. Dünyanın en büyük depremleri oldu. Yani bu depremlerde gece gündüz evlene gitmediler, uyumadılar. Aylarca 2 ay 3 ay Maraş'tan gelmediler. Yani Maraş derken o 11 milattan. Evet. Dolayısıyla yani bunlar eee fedakarlıklarını ispat etmiş, rüştlerini ispat etmiş bakanlarımız. Ama yerel seçimde başarısız oldu Murat Kurum. İstanbul'u kazanamadı. Yerel seçimde çok başarısız oluyor tabii? Çünkü çok kibar. Bu kibarlıkla olmaz. Ben ne dedim? O kadar kibarlıkla olacak iş değil. Adamın 8 kilometre metro yaptım, yaptın diyorsun adama, adam 65 yaptım diyor. Sen de kalkıp bunu metreyle alıp da ölçmüyorsan adama da sen yalan söylüyorsun demiyorsan, ben yalan söylüyor demiyorum, aynı. İspat eden diyecek onu. Edersen ispat dersin evet. ki yalan söylüyorsun. Ben şimdi yalan mı söylüyor da anlamadım. Niye? İspatını hükümetten bekliyorum, hala görmedim. Bunu hiç affedemiyorum ben bu konuyu. Yani sen bunun 65 yapmadığını ispat edeceksin. Halep oradaysa Arşin burada. Ya niye durdunuz? E şimdi bu Ema çok kibar olalım. E, kulaklarını çırnatalım İsmail Türüt'ün. Allah selamet versin. Bayramda geldi yanıma. Ben demiştim ki ona... Bir videom da var. Bir kere bana bir ziyarete gelmişti. Aylar evvel. Demiştim ona ki... Şu Ekrem Bey hakkında da... Seçime bir e, şarkı yaz. Şey yani türkü. Ozan, Ad Ozan adam yani... Bir, bir şey yazmış... Böyle bir şey yok. Peki seçimi kaybettirebilirdi. Öyle acayip şeyler yazmış. Fakat beni de arayacaktı. İşte bizim evdeki program kırmızı koltuk var ya bizim evde de o kırmızı evet. koltukta e, yani okutacaktık ona falan. O da aramadı, ben de aramadım şimdi seçim üstü dedim. O da aramadı, ben de aramadım. Şimdi bayramda geldi. aleyküm selam. E dedim ne yaptın dedim ya şeyi Yazdım dedi. Hiç duymadık dedim. Ya, duymazsın tabii dedi. Niye? Bir okudu. Ya dedim bu çok büyük etki yapar dedim. Ne biçim şey dizmişsin dedim dizeler. Ondan sonra e dedi işte e Murat Bey demiş ki e yani biz icraatlarımızla e gündeme öne geldiniz. gündeme gelelim. Yani bu şekil çok da hakaret bir şey peki yok ama yani bu şekil yaklaşımlarla böyle şiirlerle şey çıkmayalım gibi demiş. Öyle dedi bana şimdi. Şimdi Murat Bey iş, işini bilen adam, işini yapan adam çok nazik. Ya kibarlıktan çok kibar. mı kaybetti diyorsun? Haza beyefendi. Haza beyefendi. Karşı taraf laf ebe diyelim. Laf ebeliği ve hitabet çok olmasa da arkadaş 8-65 e yapabiliyor. Ha, hakikaten de 65 yaptıysa o ispat edecek. Bunlar da 8 evet. yaptığını diyorsa öbürler ispat edecek hala ispat yok ben bunun peşini bırakmayacağım şimdi dolayısıyla e şimdi karşı taraf öyle bir konuşuyor ki yapmadığı işleri yapmıştan ilk o anlatırsa sen yaptığın işleri yaptığın işleri binini diyorsunuz. bir anlatamasan adam birini bin ederse sen binini bir edemezsen ben ne yapayım acaba evet. ben ne yapayım şimdi, şimdi Murat Bey bu e, zaten işiydi tecrübeliydi ee, bu işi de iyi yapan, iyi Saadet bilen biriydi. Diyorsunuz. Yani bir de şimdi kentsel dönüşüm meseleleri var. Deprem hazırlık meseleleri. Kentsel dönüşüm işlerini de en iyi bilen. Çünkü 5 sene bu işten uğraştı. Şu anda hangi bölgede ne var ne yok. Kanun değişecek biliyorsunuz. Bir kişi itiraz ediyor bütün mahalle ortada kalıyor. Yani bir kanunlar manunlar Çok ayarlanıyor. Çok zor yani dönüşüm işi i̇şte vatandaşı ikna ama etmek zor. O işlerde evet. yeni bir adam Dansa, yani yeni yani bilen bir adam Dansa, daha iyi, bu konuşayım. kadar haritaları şeyleri, mesela Peki. İstanbul seçiminin için yaptığı hazırlıkta e, dedim ya bir buçuk iki saat dinleyebildim. Evet. O konuşma beni mest Yani o projeler hayata geçirilseydi. Yani şunu demek istiyorum. E, Türkiye İstanbul. E, dolayısıyla yani İstanbul'la ilgili de çok şu anda melekesi var. Yani belediyeye taalluk etmiyor evet. ki her şey. Devlete taalluk ediyor. Hükümete, bakanlığa taalluk eden dolu proje var. Yani o yani zaman bütün Murat, onlara da hazırlanmış hazır. Murat Kurum'un yeniden çevre bakanı olması kentsel dönüşüm kentsel sürecinin hızlandırılacağı anlamına da gelir. Diğer bütün adaylardan evet. daha eee işin hızlanmasına ve daha akılcı olmasına Peki. yardımcı olur. En isabetli oydu yani. Evet. Şu anda. Ha Şimdi Mehmet bak, baş, Bakanımız gidiyorsa yani gidiyor ise Murat Bey'den daha uygun yok. ki. Evet. O da zaten vazifesini niye bırakmıştı? Seçim için. Yoksa o vazifesinde başarılıydı. Çevre şehircilikte başarılıydı yani. Dolayısıyla geri dönmesidir bu. Evet. Şimdi hocam erken seçim tartışmaları yaşanıyor yine. Türkiye peş peşe iki seçimi geride bıraktı. Fakat seçim gündeminden çıkamadık. Şimdi de ortaya bir erken seçim söylemi atıldı. <laughs> Ee, siz güldünüz. Gülüyor seçim. tartışmaya? Zaten. Ben de diyorum ya 20 senede bir ağlasın bu seçim böyle. Bu seçim lafı olduğu sürece ne ekonomi düzelir ne kentsel dönüşüm çözülür. Hiçbir insan güvenip bir yere çivi çakamaz ya. Her dakika seçim. Bir de seçim ekonomisi. Bir de seçim atmosferi. Ya seçimin, psikolojik almadı ya. seçimin e, gündemi lafı bile insanı yatırımdan soğutur diyorsun. Tabii. Kim kazanacağını bilmiyor ona göre. Bir de şimdi Özgür Bey herhalde demiş Biz iki buçuk seneye yani yaptırırız Bir de çok ce, 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 Cazip teklifler sunarız Hükümete bilmem ne Neyin cazibini sunacak Şimdi şöyle diyor Özgür Özel diyor ki ya yenilen, e, Bir laf diyeceğim Yenilen pehlivan güreşe doymaz diyeceğim Bu sefer de diyecekler ki Biz yenilmedik ki belediyede birinci çıktık Ama her zaman diyorum ki Belediye ile kıyas edilmez evet. Belediye şahsidir Herkes hacı hoca CHP'ye elini kırsan rey vermez yani normalde ideolojik olarak vermez evet. ama belediyede CHP bir aday koymuş uygun ona şahsi olduğu için gidip çayını içebiliyor belediyenin. Orayı hiç kıyas etmeyin. Dolayısıyla bugüne kadar hep kaç senedir iktidar olamamışlar hemen hemen. Kaç sene? 50 sene yakın değil mi e, CHP? CHP'nin çok daha uzundur. En son Ecevit işte 70... Sonu bir koalisyon. Koalisyonu, tek başına iktidar hiç yok. Hiç yok. Tarihinde yok. yok. Yani şey, evet. şey tek parti döneminden evet. beri. Ona ona dışarı çıktı. Ee, tamam. De. O zaman işte yenilen pehlivan güreşe doymaz diyorum. Yani şimdi, genel seçime yine zannediyorlar ki bu havayla kazanırız ama öyle değil. Heh, şimdi şöyle tek tek sorayım. Özgür Özel diyor ki toplumun yarısından fazlası erken seçim istiyor. Öyle mi sizce? Değil. Niye erken seçim isteyecek? Yani erken seçim isteyen sihirli değnek mi erken seçimden gelecek ondan sonra? Bir de bunun ekonomi etkisi, zararı. Seçim ekonomisi zaten... Yani toplum böyle bir şey istemez şu aşamada diyorsunuz. Yani toplum derken e, muhalifler ister. Niye? Kazanırız. Belki kazanırız. inancıyla mı? E, tabii. Ama e, genel manada ben bilmiyorum iş adamları bile istemez. Yani şu anda mesela e, ekseri ba iş adamları da muhalif ettiğin yanında da çok büyük iş adamları var. yani bilmiyorum. Olabilir yani o iktidarı destekleyen olur muhalefeti destekleyen olur ama şu an Türkiye'nin ya yani toplumun bir erken seçim gündemi yok. Erken seçimi gerektirecek bir şey var mı orada? yok. Allah muhafaza e, yani olaylar kontrol edilemez hale gelir falan mecbur edilir falan Allah muhafaza maazallah e, yoksa e, erken seçim olmaz. Ne kadar erken olur? Tayyip Bey bir daha seçime Cumhurbaşkanı adayı olarak girme fikrindeyse ise o zaman ona yer açmak için e, birkaç ay evvel kurtaracağı kadar ne kadar erken kurtarıyorsa o kadar erken seçim olur. Yoksa olmaz. Evet. Yani niye olmaz? E, tek başına iktidar. Bugün Cumhurbaşkanı Karışanı Erdoğan yok, yok. Niye kendini riske atsın? Ha! Bıktıysa canı canından bezdiyse bıktıysa olur. E, Tayyip Bey dedi ben öyle bir durum görmüyorum. Evet bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan Morali, şöyle bir açıklama yaptı. her yere gidiyor, konuşuyor, görüşüyor. Canından bezmiş bir durum yok maşallah. Evet bugün de şöyle bir açıklama yaptı erken seçimle ilgili. Yeni hükümet sisteminde erken seçim diye bir kavram yoktur diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Şöyle devam ediyor. Hiçbir temeli olmayan sahte gündemlerle muhalefet kendi içindeki bilek güreşini perdelemeye çalışmaktadır. Evet. Önümüzde seçimsiz bir dönem vardır diyor. E bence de. Şimdi peki bu işaret ettiği şey önemli. Diyor ki muhalefetin derdi erken seçim falan değil. Kendi içinde bir bilek güreşi var. Onu gizlemeye çalışıyor. E tabii şimdi Kılıçdaroğlu bir sahneye çıktı ondan görüşüyor bundan yemek yiyor. Bilmem ne o oradan ona çatıyor buna cevap veriyor. Devamlı haber olmaya başladı. Birkaç ay hiç ismi yoktu. Evet. Yeniden ismi ortaya çıkmaya başladı. Bir yandan İmamoğlu olayı var özgür bey sandalesini muhkem yapması lazım. dolayısıyla kendi aralarında böyle görüşüyorlar ediyorlar gibi ama ben de inanıyorum ki bir rakabet var. Bir rakabet, güçlü bir rakabet var. Ora ne olacak? yani Tayyip Bey ona işaret ediyor. Onları örtmek için erken seçime mi şey milletin yani lafları oraya çevirmek istiyorlar diyor ama Muhalefet tabi erken seçim ister niye istemesin Yani belediyelerde evet. başarı kazandım diye Orada da kazanırım zannediyor Yanlış düşünüyor ama Yani o öyle düşünmesi doğal onun için Bir ümit Peki ama şimdi Yani erken seçim olacak Allah muhafaza yani Zorlayıcı esbabı Mücbire Olmadıktan sonra O da Allah muhafaza diyorum ona Öyle şeyler düşünmek istemiyorum Normal bu hali üzere giderse zaten ekonomide bir acı reçete tabii acı reçete kemer sıkma politikası var ama bunun semeresini almadan bu kadar acı reçeteyi vermişken biraz şifasını görmeden göstermeden erken seçime giderse bu intihar olmaz mı? İktidar için olur. Aa e, ya o zaman peki kim alabilir erken seçim kararını kim alacak? Peki iktidar, iktidar evet. E o zaman alır mı? şu aşama da Başka nerede onun açıklaması zaten ortada. E tamam, ben zaten yani onu sizden duydum açıklamayı Seçimsiz ben. Seçimsiz bir dönem geçireceğiz. E tabii tabii ben onu asla erken seçim lafını bile yaptırmazlar. Çünkü Peki ne zorun var ya? Şu ben an burayı kazanmışım 4 sene daha yönetebiliyorum tek tek tabanca gidiyorum evet. yani. Peki bu bilek güreşinden kastı başka ne olabilir? Şimdi Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel, Kılıçdaroğlu. Kemal Kılıçdaroğlu, bir de Mansur Yavaş belki dışarıdan o da bir liderlik rekabetinin içinde olabilir mi sizce? Yok. Ya ama birileri onu tarafına çekmek ister oradan dolayı. Yani Özgür Bey on, onu yanına alırsa kuvvet için, Ekrem Bey onunla anlaşırsa kuvvet. Kılıçlar onunla işten etmiyorum ama o yani Mansur Bey müstakil bir aday olacak olmaktan ziyade içerisi bir güç dengedir. E, ki, kim onu yanına alırsa bir, bir güç almış, devşirmiş olur Belki diye düşünebilir. Belki parti olabilir. Ama ileride. direkt adaylıkta şey emmiyim yani tabi Ekrem Bey esas e, bütün e, dünyanın da e, efendim adayı dünyanın adayı kimin <laughs> dünyanın dünyanın adayı yani işte dünyanın adayı <laughs> dış güçlerin de istedikleri aday Ekrem Bey olduğu söyleniyor. E, kim yani kim söylüyor bunu gelip biri mi söylüyor kim söylüyor size? herkes söylüyor yani bu bilinen bir şey e, bilim, e, bilim adam mı söylüyor yani e, yorumcular söylüyor e bütün, Peki niye istiyor olabilirler eğer istiyorlarsa? E, yani dış göre güçler İmamoğlu'nu aday yapmak yani, istiyorsa diş, niye istiyorlar? Yani demek ki belki di, dişlerine göre bulmuşlar. Belki işlerine gelir. Belki istedikleri bazı şeyleri koparabilirler, yaptırabilirler. Tayyip Bey'den memnun değiller ya. Yani istediklerini alamadılar çoğu şeyde. E peki aday olmayı başarabilir mi Ekrem İmamoğlu? Bu kadar güç dengesi var. İşte bir yanda Özgür Özel, diğer yanda Kemal Kılıçdaroğlu. bir Kemal yanda Mansur Yavaş. Daha bu saatten sonra yani orada bir İmamoğlu'nu engelleyecek bir gücü olacağını düşünmüyorum. Özgür Bey yani milli takılırsa devletçi yaklaşımlarda, müşterek devletin vekası konularında işte bu asker çekilme işleri gibi, tezkere geçirme işleri gibi vesaire bu gibi işlerde milli durursa Özgür Bey'in de sandalyesi sağlam olur. Milli durursa. Onun sandalyesi sağlamken de Ekrem Bey iş şey yapamaz. Ee, yani aday olamaz ya, mı? Ya aday olsa da kazanması zor olur. Çünkü delege yine bağlı. Tabii orada Yok şey CHP Genel Başkanlığı için demiyorum. Cumhurbaşkanı adayı. E, Cumhurbaşkanı adayı Özgür Bey'in onu göstermesi gerekiyor. Evet. Yani. Ha, siz de diyorsunuz ki Özgür Özel eğer... Yani orada iki ihtimal var. Yani ya Özgür Bey onu e, Cumhurbaşkanı adaylığına gösterecek ya da o Özgür Bey'i e, devirip... CHP Genel, Genel Başkanı olup aday şu, olacak. Düzdaroğlu gibi kendini aday yapacak. Ha, evet o da bir ihtimal. Ee, Peki öyle bir senaryo... Birkaç yol var, var ama yani Özgür Bey akıllı giderse milli değerlerde devletin ee, bölünmez bütünlüğü, beka sorunu konularında devletçi, ki altı oktan biri de odur. Bir evet. devletçilik, bir milliyetçilik. Evet. O kendi altı okuna sahip çıkarsa, ki küçük Kılıçdaroğlu okları mokları yerinden oynatmıştı. Evet. Ee, o noktada Özgür Bey bir yerlerden de destek alır. Ama iç şeyler, iç güçlerden He. destek alır. Yani, yani Ekrem özel... Bey'in dış güçlerden destek alsa da ee, Özgür Bey'in iç güçlerden aldığı desteği aşamayız diye düşünüyorum. Ha. Özgür Özel CHP'nin altı okuna sahip çıkarsa İmamoğlu'nun adaylığını engeller mi? Altı okun da ben altı oku savunuyorum anlamda konuşmuyorum. O ayrı. Ama devletçilik ve milliyetçilik şu anda ilkeleri. devletçilik, milliyetçilik e, genel manada müştereğimiz oldu. Aynı gemideyiz batarsak <laughs> beraber e, Ekrem Beka sorunumuz var. Ekrem İmamoğlu altı okla uyumlu bir siyasetçi değil mi sizce? Bazı şeyler var, yani tabi sorunlar var. ya Yani dış güçlerin, ülkelerin, şunların, lobilerin, locaların beğenmesi, bir insanın met etmesi ve beğenmesi eksidir. Düşmanın oklarını takip edin diye İmam Şafii'nin bir sözü var. Ben bu sözü bu ara birinden duydum ama sonra kitapta da gördüm. Kimden... Ve çok kullanıyorum yani. Bizim arkadaşlar evet. kendi Cami içimizde. Evet. Bizim camilerimize de baktık. FETÖ'cüler kimi met ediyor? Birisi oradan dedi ki düşmanın oklarına bak e, bu sefer düşmanın oklarına bakınca FETÖ'cüler beni zemmediyor. Peki. O sefer ben e, yani birçok insan o noktadan yine hoca haklı dediler. Ha. Şimdi düşmanın oklarına bakından gideriz. Gidersek hakkı buluruz. Düşmanın Peki. okları Düşmanın okları sizi sizin tırnak içinde söylüyorum. Düşmanın okları nereyi gösteriyor? Düşmanın okları Tayyip Bey'i e hedef gösteriyor. Düşmanın okları Devlet Bey'i e hedef gösteriyor. MHP'yi hedef gösteriyor. Şu anda devamlı Milli Cephe Cumhur İttifakı'nın bozulması için uğraşılıyor. Ya dolayısıyla düşmanın okları nereyi gösteriyorsa oradan yola gidersek burada da düşman kimi met ediyorsa onda acaba koyacağız. Ee, kimi zemmediyorsa diyorsa düşman onun yanında. E onun yanında diyorsunuz? olacağız yani demek bu doğru yolda ki bunu beğenmiyorlar diyeceğiz. Ben kendi yöntemimde kendim daha yeni bir cemaat olaylarının içinden daha çıkamadım. Evet. Ama benim olaylarda %90 halk yani bizi dinleyenler böyle hareket etti. Her şey buna kıyas edilebilir. Evet. Şimdi ee, şöyle özetleyelim. Diyorsunuz ki Türkiye'de erken seçim gerektirecek bir şey yok şu an. Bu CHP'de, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da söylediği gibi CHP'deki bu kavgayı örtmek için kullanılıyor. Veya CHP belki yerel seçim rüzgarıyla iktidara yani, gelme hesapları da yapıyor yani olabilir. Yani illa kendi içindeki şeyi e, tabii ki şöyle Özgür Bey'in e, güçlenmesi oluyor bu. Çünkü e, şeye indi, sahalara iniyor. Devamlı mitikler yapıyor. Evet. E sen şimdi gidip e, Girasun'da fındık miting yaparsan, Rize'de çay miting gidip basman, Hepsi de ilgili alanlar. E, ilgili alanlarda, ilgili günlerde, ilgili konularda e, üstüne gidersen muhalefet olmanın da çok büyük avantajı var. Çünkü nasıl olsa e, sana niye düzeltmedin diye soran yok. Sen ne de mi? sen de soruyorsun soranlarla beraber. Niye düzeltmiyorsunuz ya diyorsun. Bu çok kolay bir konuşma alanıdır. E o da onun neyine yarıyor? Halkı toplamaya yarıyor. E şimdi devamlı seçim yok, bir şey yok. Mitik var. Yani seçimin olmadığı bir atmosferde böyle mitik olur muydu evvelce? E oldu işte. E bu da Özgür Bey'in safları sıklaştırmaya bir de bak halk toplanıyor. E, ne kadar kalabalığım var diyor. Halbuki halk ideolojik olarak onu tuttuğu için başkan o olsun diye toplanmıyor. Halk... Fındığın artması için, çayın artması için toplanıyor. Evet. Emekli asgari ücret artması için toplanıyor. Ama sen bu ağzı kullanırsan, buradan da halkın derdine parmak bastığın zaman, bak ne dedim, ilgili yerde, ilgili kişilere, ilgili konularda mevzu açarsan müşteri bulursun. Evet. Ama burada Özgür Bey bunu niye kullanıyor? Bak ne kadar benim şeyim oturdu, başkanlığım, Koltuğum yerine sağlamlaştı, her gittiğim yerde kalabalıklar toplanıyor. Ama kalabalıklar niye toplanıyor? Kalabalık AK Partili de geliyor. Niye? Evet. E çay azam gelirse AK Partili de yarayacaktı onun için. Peki, şimdi kısa bir ara siz konuyu kendiniz getirdiniz. Aradan sonra zaten biraz ekonomi konuşacaktık. Çünkü Türkiye gri listeden çıktı, Mehmet Şimşek başardık diye tweetler attı. Muhalefetin tepkileri oldu vesaire. Bütün bunları alt alta toplayacağız. Ee, şöyle yine kısa kısa sorularım olacak size Çok kısa bir ara Bu arada milli takımımız Avusturya karşısında 1-0 önde ee, Şu an maçın devre arası Ve geçmiyor Avrupa geçmiyor şampiyonası Hiç bölmeyelim diye söylemedim Olur mu ben bir ses duydum anladım ama Anladınız mı? Aziz Yıldırım'ın <laughs> Hani hapishanede ses evet. duyunca anlıyordum ya Nasıl olsa öbür takım gol atsa evet. kimse sevinemez diye Aziz Başkan'ın yanında diye. Evet. Burada da anladım yani Biz evet. Türkiye'deki şimdi takım, şimdi bir Türkiye'deki takım kim dakika tezahürat yapıyorsa millidir diye. Avrupa Şampiyonası'nın en hızlı golünü attık 50. saniyede. Merih Demiral <laughs> kaydetti. 1-0 öndeyiz. Umarız maç böyle tamamlanır ve Maşallah çeyrek yükseliriz. Çok kısa bir ara aradan sonra buradayız. Güncel meseleler devam ediyor. Cübbeli Ahmet Hoca ile birlikteyiz. Bir yandan tabii ki gözümüz kulağımız amilli takımımızın Avusturya ile oynadığı karşılaşmada eğer zaferle sonuçlanırsa Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale yükseleceğiz. Umarız finale kadar gider ve kupayı da kaldırırız. Kalbimiz, gönlümüz, bütün aklımız, yüreğimiz milli takımımızla birlikte atıyor. Onu da hatırlatalım. Devre arasındayız şu an. Şimdi... eee Vatandaşların sorularına geçemedik çünkü gündem çok sıcaktı. Evet, geçemedik. Geçeceğiz. Onları da şimdi bu bölümde biraz ekonomi konuşacağız, biraz e, vatandaşların sorularına bakacağız. Bir de e, hocam e, bir özellikle sosyal medyaya bakıyorum çok soru geldi, Israrla sormamı da istiyorlar. E, başınızdaki sarık ünlü bir İngiliz markasının desenine benzeten var. Sorar mısınız hocaya diye çok yazan oldu ısrarla. Ben, ben bilmiyorum. Şimdi yani... Mark Şu an gündem oldu bu sosyal medyada. bayağı tartışılıyor, konuşuluyor. Allah Allah. Yani gavurların yaptıkları kumaşlar bize helaldir. Ama gavur gibi kullanmak haramdır. Yani gavurların yaptığı arabaya binmek <laughs> helaldir. Helaldir. Gavurların yaptığı uçağa binmek Helaldir. Ee, kafirlerin de İngiliz kumaşı diyelim bir evet. şeyden gittin aldın kumaş. Evet. Ya markayı vermek istemiyorum hani. Yok markadan bir... demiyorum ben. Ha. Yani mesela şu bazı İngiliz kumaşı diye bir laflar vardır mesela. Evet. Şeyde. Yani dolayısıyla şeye takılmamak lazım. Yani, yani markaya takılmamak lazım. Markaya takılmamak lazım. Zaten e, onlar pahalı şeylerdir. Ee, bize bir hediye der ve taklittir veya Bu, saat. Bunu eder. kendiniz mi seçtiniz yoksa Yok arkadaşlar, arkadaşlar verdiler. Şey. Ben de doladım burada yani. Kendim seçmedim. Ha, bil, ya bilmiyorsunuz. Yok o benim atkılarım, şallarım var, şeylerim var. Ha evet. Onlardan bir tane öyle kafama doluyorum biraz e, soğuğa karşı da şey yapıyor. Evet. Ben soğuk istiyorum çünkü öbür türlü de hararetim, şekerim şimdi 400'e gidiyor. Demin baktık 350 falan. Hararet olduğu için. Bu o zaman sıcak tutuyor hocam. Yani değil ben her sefer başka bir şey takıyorum. Yani ne bulursam ya, bu ta yani bana veriyorlar, bir şey, bir şey takıyorlar şimdi ama. baya bayağı Twitter'da, sosyal medyada bayağı gündem oldu. Bana da mesaj üstüne mesaj geliyor. Hocaya sorun diye. Hani gerçekten o gerçek yani, orijinal marka Yani ben mı markasını de... bilmem. Ha orijinal yani bizim şimdi bana hediye bir şeyler gelir. Sizin kıyafetlerinizi de hakikaten çok beğeniyorlar. Yani yani hediye bir şey gelir bazı kere. Şey kendim gidip de bir mağazadan ha, evet marka olaraklarıyla bir şey almam yani. Bu da hediye geldi. Yani hediye gelmiş olabilir. Bir de şey de geliyor tabii. Çok taklit var. Evet. Ha o ee, da olabilir. Bilmiyorum e, musunuz? E, baktınız mı ona? Yok ben <gülüyor> anlamam <gülüyor> ki onu taklit mi diye mi nasıl anlayacağım? Götürüp göstermeniz gerekir yani. E ben onu taklit mi diye anlayacak kadar onu şey melekem olsa zaten o zaman o işi dükkan açar. Evet. Yani. <laughs> Peki. Şimdi yanıtı aldık en azından. Çok sağ olun. Şimdi Vatandaşların sorularıyla devam edelim. Benim de yine e, hazırladığım sorular var. Editörümüz Fatih'in hazırladığı sorular var. Ekonomiyle ilgili konu tabii ki sokağın gündemi bu. Ekonomi. E, onunla ilgili de soracaklarımız var ama önce bir e, vatandaşın sorusuna kulak verelim. Kiralarda yüz, %25 zam oranı kalktı. Ev sahibiyle kiracılar kavga etmez mi? Bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Der tabii de. Ben ediyorum mesela şu an. E, kaça çıkartmak istiyor? O <laughs> detay vermeyeyim. İş mahkemelik olduğu için yargıyı etkilemeyelim şimdi. Kamuoyu gücümüz var. Şimdi orantısız bir güç benimle ev sahibim arasında. Tabii canım. Benim elimde kamuoyu gücü var. Ben bunu kendi lehime kullanmak istemiyorum. Ahlaki bulmuyorum. E, herhalde. O yüzden hani e bir de kanun, vermeyeceğim. E bir de kanunen şimdi onu serbest ettilerse siz kazanma şansınız yok ki. Hayır kazanırız kazanmaz onu bilmiyorum. <laughs> yani yok ondan demiyorum. Yani, yani şimdi fa hiçbir bir durum yoksa yani 25'ten evet. yukarı yapabilme hakkı doğdu şu an TÜFE'den yapılıyor kanunen. TÜFE'den yapılmış. TÜFE kaç şu an? %60 vesaire işte. Oho. Şimdi atlanacak. Bakalım. Ya, yok kant, yani TÜFE'ye kadar izin mi verdi? Hayır kanun zaten öyle. Normalde kira zammı TÜFE oranında artış yapılıyor. Neyin %60'ı? Şimdi bakacağım ben. TÜFE'ye bakacağım. TÜFE TÜFE oranı kaç? Var mı elinizde son veri? Çok ya. Üst... Yazmış Fatih. Ha %62.51. Tamam. %60 zam diyelim. Bu saatten sonra %25 değil. TÜFE oranı kaçsa o oran e, o oranda zam Yani yapacak. o oran sınır. Evet. Şu an %60 yapabilir. 60 ev sahipleri yapabilir, en, en az zam. bayağı bir artış. Yani Çok şimdi mu? 25 yok yok yani 25 e, 25'in yüzde 60 koyarsa ne diyor? Hocam benim matematik sizin kadar iyi değil. E yok işte yüzde 25 ile yüzde 60 arasında fark var. Yani elbette elbette 50 50 yapabilecek. 50'den fazla yapacak. Yüzde 50'den işte. fazla yapacak. Evet. Yani onu diyorum. Evet. Ama şimdi tüfe düşerse. 25 lira alan yani 50 lira 55 lira. Hocam kadar. <laughs> hesap karışması. Yani onu demiyorum. <laughs> yapabilecek bayağı artar, artırırlar yani onu diyorum. Bu kiracı lehine mi, ev sahibi aleyhine mi? Yani siz, şimdi ev sahipleri mağduruz diyor. Yüzde 25 sınırı e, çok az diyorlar bu artış. Enflasyonla oranladığınızda çok geride kalıyor diyor. E, kiracılar da diyor ki hayır bu benim yasal hakkım. Devlet bana bu hakkı tanımış. Yüzde 25'in üzerinde niye zam yapayım diyor. Böyle bir tartışma var kiracılarla ev sahipleri arasında. İşte tabii bu kavga çıkarır. Çıkarmaz olur mu? Zaten vardı. Ee, anlaşıyorlardı yine tabii bazıları zaten onun istediğine göre zam yapınca sorun kalmıyordu. Ama e, durumu zorda olanlar e, direnebildiği kadar direnecek. mahkeme Yani mahkemede olmaz ki o zaman. E, yani o 25'ten fazla yapsaydı kiracı kazanabiliyordu. Şimdi e, de, tüfe tüfe göre 62'ye kadar zam yapabiliyorsa... Yani, şu an yapabilecek bir işte sebep. an, itibariyle şu an yaparsa diyorum. Olayı. Mahkemelere de çok taalluk etmez gibi geldi bana çünkü neden? Evet, şöyle. Mahkeme, yani adam hakkını kullanıyor abi. Tabii mahkeme diyecek ki ev sahibinin hakkı yüzde altmış. Tabii şimdi ö öbür tabii. türlü ev sahipleri mağduruz diyordu, zam yapamayınca e oradan mahkemeler evet. artıyordu. Yani çık diyordu adama. Evet. Çık deyince de mahkemeler artıyordu. Şimdi e ev sahiplerinin şey ettiği için. Öbürü de kazanma şansı yok ki. Adam hakkı, hakkı istiyor diyecek. Tabi yine de birkaç sene sürüyor tabii o işler çıkartmalar. En az iki sene. İstinaf süreci vesaire üç yıla kadar uzayabiliyor. yani. Evet. Bunlar da yanlış şeyler. Ama iş yükü, yargının iş yükü. <laughs> Bu iş yükünü azaltmak için arabuluculuk sistemi getirdiler. İşte yani. Orada uzlaşma olmayınca mahkemeye gidiyor. Ama önce yani, ara gitmek mahkemeler zorundasın. Mahkemeler mahvoldu ya. Kırtasiye'ye boğuldu ya. Ya ne kadar dosya, ne kadar dosya. Sadece bu işlerde ceza dosyaları da o, çok hakaretle, hukuk davaları. Hakaret bu iş. internetler yokken böyle bir şey yoktu tabii. Siz hakarete dava açıyor musunuz hocam? Açıyoruz da. Tamam, ee, sizin de dosyalarınız birikmiştir yani. E, çok var çok. çünkü Sizin seveniniz olduğu kadar seveniniz de vardır diye. Hakaret istiyor. çok var. Bizim Sö de öyle yani. yani sövüp sayma gibi. var tabii. sövüp sayma'yı evet. açıyoruz tabii. Yok şöyle hani beğenmiyorum yanlış konuşuyor. Bir onlara açılmaz ki. Ama sen ana avrat sövme ne hakkın var? Yani çok sövme oluyor. Çok terbiyesiz laflar oluyor. Açıyoruz yani avukatlar açıyor. Ben takip edemiyorum. E tabii. E benim çok canım. Hele Telegram'da hepten sövmek saymak serbestmiş. Telegram'ı ilk defa duydum. Ben dün ben de şimdi de ben de bugün dün bugün bir Telegram şu duydum. Telegram'da benim bir şeyimi paylaşmışlar. Yani Twitter'da şurada burada o bu kadar söyle. Bu programı süre, mı? O, bilmiyorum. Ben de bir, bu programla Bunu, ilgili. Bunda dediğim mi, sohbetlerde dediğim mi ben onu da içeriği. E Ekol TV'nin YouTube kanalında e, çok izlenen bir bölüm var. Orada 6 bin yorum var. Orada bana da çok. %90'ı bana tepki orada. Ama onun bir Telegram sayfasında paylaşılıp özellikle... Yani bayağı bir çöp sayma olmuş ama orada eee bir Twitter gibi falan hani engellenmiyormuş. Bütün sövmeler, saymalar bilmem açıkmış. Avukatınız Bil ekran görüntüsü aldıysa belki delil niteliği taşıyabilir. Şimdi Telegram kısmını çok iyi bilmiyorum. Yok. Ama yani e, tabi bu nereye kadar ya? Bu kadar e, bu, yani caydırıcı ceza yok. E, ondan sonra para cezası. Para cezasına şimdi bir de bir şey çıktı. Hakaret edilene vermiyor da devlet mi alıyor parayı şimdi? Bir öyle yok, bir şey çık Yok hiç. Yok öyle bir şey çıkartacaklardı. O da yasalaşmak üzereydi. Yasalaşıyor mu, dönüyor mu geri? Ondan da haberim o yok. O da olmaz o da benim hakarete uğradıysam benim e ama yok, yok devleti alacak diye öyle bir şey var yasa. Devlete var. hakaret ettiyse devlet alsın. Diye. Hayır hayır şu Hı. anda öyle canım. Öyle bir şey çıkartılacaktı. Ee, yasalaşmadı biliyorum ama konu bu yani şeye geldi yani dedikodu değil. Bir o, o ben var. Ben duymadım hocam. Tabii. O zaman da adam diyecek ki ya şimdi para zaten ben almıyorum. E, masrafı niye ben yapayım yani avukatla uğraşayım falan. Acaba orada masrafı da devlet mi yapacak? Yok. E sen hakareti açarsan masrafı senden açmanı. Hocam bunu gelir kapısına dönüştürenler de var. E, tamam, var. tahrik edip sosyal medyada tamam. hakaret gelsin diye bekleyip daha sonra avukatlarına verip i̇şte onu, hakaretleri ciddi paralar kazananlar da var. Yani o azaylan olabilir. Evet, ya o niyetle yapanlar var. O niyetle, o mülazayla olabilir ama bence o öyle de olmasın. Ne olsun? Hapis cezası olsun. Hakareti hapis cezası Tabii. Yani adam da e, gelir kapısı yapamasın. Kimse de gelir kapısı yapamasın. Ama ahlaksızlığın bir cezası olsun. Sövmenin, saymanın bir cezası olsun. En azından caydırıcı olsun. Yani para Kaydırıcı cezası olsun. caydırıcı değil o zaman şu an baktığınızda. Para cezası caydırıcı değil çünkü parası olan parası kadar sövebilir, sövebilir demektir. <laughs> evet o, o da oluyor. Öyle olur mu ben senin param param kadar sövüyorum. Bu da iyi bir şey değil. Yani ben de o şeye katılıyorum. Ama şimdi bana yapılan hakaret üzerine benim anama rahmetli kabir ya evet. de sövülürse devlet niye onun kazandığı parayı devlet alacak. Ona hapis cezasını bir şey versinler ağırla şey olsun. Tekerrüre giren de hapis olsun. E, ikinci, üçüncü de şimdi bir tane adam bana mesela papaz diyor. Bilmem p nokta nokta öbürü nokta nokta evet, nokta evet. nokta bir ip dolu. Evet. E şimdi bu bir yaptı. Cezalı tehir. Ha, evet. İki yaptı. Yine bir şey yok. Üç yaptı. Yine bir şey yok. Şu anda ismi cismi belli, dosyalar belli tanıştığım, görüştüğüm bazı avukatları şu gönderiyorum şeyim. Aklım vermiyor. Bir de geçen ifadeye çağrıldım. Sizi? Üç tane dosya açmış bana. Hakaret yok. Kim açmış dosyayı? O adam. Ha, o da size şikayet etmiş. Şikayet ediyor. <laughs> şikayet konusunda ne biliyor musun? Millet diyor ki Hamas gibi biz de burada ayaklanalım diyor. Buraları halletmemiz lazım diyor. Ben de dedim ki Hamas Yahudi'yle ile uğraşıyor. Vatanını işgal eden Siyonist uğraşıyor. Sen burada askere polise mi silah çekeceksin lan? Terörist misin dedim. Ona mı Ki terör teröre bağlı şeyden de ceza alan biri. Şimdi Usta Osmanoğlu sülalesinden. Şimdi mesele ne? Ya adam bana ana, avrat, bip nokta nokta sabaha gider. Hepsinden <laughs> ya görseniz aklınız şaşırır. Sövmelerin şeyi yok. Youtube'da sövüyor ya. Şimdi buradan bir aldı ceza. Bir şey yok. İki aldı ceza bir şey yok. Tekerrürden hapse girdi. Hapse de girmiyor abi. Üç de oldu. Yapsa da de Bir de beni de ifadeye çağırttırıyor. Siz... E benceyse ben sana bipli bir şey mi yaptım? Babana mı söyledim, anana mı söyledim? Hepsine hürmet ettim. E peki ne, yaptım sana ben? Biz de Hamas gibi ayağa kalkalım diyor. Ulan kime kalkıyorsun dedim. Burası Türkiye. Yani ben bunu dedim diye e tamam ceza, ceza almadık sonra. Ceza vermediler ama. Ya ceza vermediler nereden yani. ne olduğu tamam, da belli fazlasın. değil de dosya, dosya açık yani. Yargılama Bunu, devam, ya, devam ediyor yani. takipsizlikte de almadım evet. yani. Şimdi adam bir ana avras sövüyor. Tekerrürden hapse girmesi lazım. Girmiyor. Böyle de bir olaylar var memlekette. Yani aklım almıyor benim. Böyle bir adalet olur mu ya? Sövmenin hiçbir karşılığı yok. Bir de tekerrür, tekerrür, tekerrür. Konuda... Para istemiyoruz kardeşim ya. Ama bu adam hapse girmesin lazım Söyemesin ki senin anasına. Bu konuda bazı gazetecilerle de çok görüştüğümde hep dert yakınıyorlar yani. Olmaz çok ki. Bu ağır ya. küfürler, sinkaflar ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilen sonuçlar Çıkmış. ve yorumlamalar çıkıyor. O olur mu ya? Evet, Gazetecilerden de şikayetçi olanlar var bu meseleyle ilgili. Kimisi Şimdi... Şarlatan'dan, Okkabaz'dan o kabazdan ceza alıyor. Kimisi sinkaftan almıyor ya. Ya bu neye göre ya? Kime göre neye göre ya? öyle bir şey olmaz. Yani bu düzelmez bu böyle bir toplum. Çünkü ceza müeyyideler caydırıcı değil. Evet. Teş, şimdi... Aslı tersine teşvik eden maddeler var. Teşvik ediyor adamı ya. Söverim diyor ya. Evet. Şimdi hocam yine öyle bir de şimdi böyle olursa paran kadar sövme kanunu çıkar. Öyle çıkıyormuş değil mi? Devlet alacak gibi baktın öyleymiş dedi. Ben yok bakmadım. He ona o, da bak. Öyle bir şey hiç duymadım. Yani Olur mu ya? Şeyime de uymuyor, mantığıma da uymuyor. Mantığına, zaten mantığına böyle, uyan evet. şeyler hep olsaydı bugün bu hale gelir miydik? <laughs> mantığına uymayan şeyler olacak Peki. Karıştı daha Şimdi yine vatandaş sorusuyla devam edelim. Kulak verelim soruya ardından cevabı dinleyelim. Bu gri listeden nasıl çıktı? Kimler başardı bunu bu düzeye? Kimler getirdi sizce? Gri liste şey miydi? Uyuşturucu, uyuşturucu, kara, kara para, para, bilmem, bilmem ne, işte. ne, bilmem ne evet. neydi Evet, yani. Suç gelirleri vesaire. Yani. Onlara onlara yönelik mücadelede işte zayıf olan ülkeler bu listelere giriyor. Kara listede de var. Kara listede olan ülkeler de var. Tabii. E Türkiye e, bununla çok daha iyi mücadele ediyor. Artık bu alanlarda e, gelişme, ilerleme kaydediyor diye gri listeden çıkardılar. İyi bir şey. Bunun da evet yatırımcı için ...olumlu bir olumlu olabilir. mesaj olduğu söyleniyor. Olumlu olabilir. Hükümetin başarısı hanesine yazılabilir, sayılabilir. Peki ne kadardır gri listedeymiş? Daha bu? önce de Türkiye gri listeye girdi, çıktı. Yani öyle dönemleri oldu Türkiye'nin. 3 yıldır biz gri listedeydik. 3 yılın ardından gri listeden çıktık. Elhamdülillah diyelim. Ama yani kim çıkardı diyor. Kim çıkardı? Yani hükümet kim ediyorsa memlekette. Yani icraat kimdeyse... E onlar çıkartmışlar. Beklentiniz ne? Var mı böyle hani Türkiye ekonomisine dair olumlu sinyaller görmeye ben, başlar mıyız sizce? Yani ben bu kriz çıkışın e, olumlu şey yarayacağını, olumlu hava oluşturacağını düşündüm ama hani böyle birden paralar yağacak, yatırımlar akacak falan. Bu yatırımların gelmesinin tek çaresi güven vermek. Evet. Güven ver. Şimdi adam milyar dolarları getirecek dünya çapında şeyler, ondan sonra abi şirketi el konur mu, bilmem efendim birileri kafama çöker mi, mafyavari oluşumlar bilmem ne elimden alır mı gibi şaibelerin, endişelerin olduğu hiçbir ülkeye güçlü yatırımlar gelmez. Gri liste burada önemli. Şimdi Mehmet Şimşek hem İçişleri Bakanlığı'na hem de Adalet Bakanlığı'na teşekkür etti başarılarından dolayı. İşte onu diyorum. Evet, yani bu griliste bu dediğiniz e, e, gibi önemli bir ya mesele. Önemli. Yani, Ama şimdi burada en mühim şey adaletin e, yürüdüğünü göstermek. Yani mahkemeler bu kadar yavaş işledik, işlerse 10 sene bir şey sonuçlanmıyor. 10 sene sonra istinafa gidiyor. Bilmem ne kadar, benim başımda kaç tane şey 10 sene, 12 seneden aşağı sonuçlanan yok. Düşün ki bir adam milyon dolarını, milyar dolarını getirmiş bir iş yaratmış. Oradan bir mahkemeye intikal eden bir durumu olmuş. Parası blok olmuş veya bilmem nesi bilmem ne olmuş. Evet. Suçluysa suçluysa neyse gereken adil şeyde verilsin ama uzamak bile, uzatmak bile bir zulüm. Nereye? Yani yetişemiyoruz. Yetişeceksin ha. Bu arada... Adaletse ona göre, savcına ona göre yetişsin. Hakiminin fazla Yani geç gelen adalet adalet değildir evet. demişler. Senin paran 5 sene, 10 sene mülkün, hacizin, ipoteğin sökülmüyorsa, çözülmüyorsa, paran bağlı kalıyorsa, e sen o kadar iş yapamıyorsun demektir. Evet. Yani dolayısıyla e, tabii ki şikayet olur, ihbar olur, inceleme olur. Bunlar yapılmasın manasında konuşmuyorum ki. Ama karar verirsin ya. Kararlar biraz hızlı verirsin. Evet. Hocam bu arada Bu güven olmadan para gelmez ya. Yani. Bu arada milli takımımız 2-0 öne geçti. Yine Melih Demiral e, golü attı. İyi. Bir hani stoper için belki de kariyerinin en önemli anlarını yaşıyordur. En kariyer maçı diyebileceğimiz bir şey. Merih Demiral'ın e, yine golüyle milli takımımız 2-0 önde Avusturya karşısında Leipzig'te. E, siz de güzel direklerde bulundunuz hocam. dua ya duada ettiniz. Allah nazardan da muhafaza etsin. İnşallah dualarınızla tez zamanda muhafaza etsin. Maşallah. Amin. Maşallah Amin. İlla billah Amin. şey sevmem çünkü Avusturya'yı. Sizin duanız tutuyor ama hocam. Yani. Nereden biliyorsun? E şimdi 2-0 oldu hocam. Merih Demir. İy Hiç biz bu maçta favori çıkmadık. Bu arada Avusturya çok güçlü bir takım. Hatta Avusturya bu turnuvanın sürpriz takımlarından biri. Yani Hı -hı. yarı final, final görecek diyenler vardı Avusturya ile ilgili. Ki bu maçta... Nazar etmeyelim ne kadar kaldı? Dakika Neyse yak, nazar maç... etme. Tamam konuşmayalım konuşalım. Önden konuşmayalım. 60. dakikadayız şu an. dakikada. 60'ı da geçtik. 2-0 öndeyiz İnşallah böyle de sonuçlanır veya daha da fazla gol i̇nşallah, görürüz i̇nşallah. inşallah. Şimdi Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek katıldığı bir televizyon programında Habertürk'te evet. bazı açıklamalar yaptı çok tartışılıyor. EYT ile ilgili şikayet etti. Hı. Dedi ki EYT muhalefetin popülist iteklemesiyle seçim sürecinde hayata geçirildi. EYT'nin bu sene yıllık maliyeti 724 milyar Türk lirası neredeyse milli gelirin yüzde ikisine denk geliyor dedi. Şimdi soru şu muhalefet hakikaten bu tür popülist söylemlerle işte bir şekilde iktidarı baskı altına alarak ekonomik bir baskı kurarak böyle bir zarara yolu açtı mı sizce de? Yani o bilir. Ekonominin dümeninde o var şimdi. İşte rakamları söylüyor. E tamam ama şu, o gördüğünü evet. söylüyor ben. Şimdi görmeden ne söyleyeyim? Ben e, rakamın başında diyeyim, dümende de ben değilim. Ben ne bilirim ki? Peki EYT ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Erken emeklilik tartışması. Yani şimdi e, yaş şeyi şu anda 65 mi yine? 65 şu an. Erkekte 65, kadında 62 diye biliyorum. Yani 65'ten aşağı emekli o, olamıyor. Yok, olamıyoruz. Evvelce şimdi daha düşüktü tabii. Düşüktü yani. tabi. e günleri benim babam diyor. 40 küsür yaşında emekli oldu. İşte 5 bin gün müydü evet. neydi? Günleri dolduran evet. oluyordu falan Ama pişman. şimdi yaşı bekleyeceksin yani. Yani erken erken emekli tembelliğe sevk eder. Yani erken emekli de çok yani çalış insanlar çalışsa iyi olur yani. <gülüyor> erken. Hayır <laughs> sağlığı yettiği kadar. Ha ben de onu diyorum tabii. sağlık. Tabii. Şimdi burada istisnalar koymalı. Şimdi bu kaideler Külli kaideler olmamalı Olursa da istisna müstesnalar Olmalı Mesela e, Yani hakikaten e, Hastalıkların da çeşitleri var e, O hastalıklar doktor raporları Sağlık raporları Güzel e, dengelenirse Veyahut işte başka bazı Mazeretler olsa falan Yani meşru mazeretler her zaman istisna edilmeli Herkese aynı Yani her tarla aynı Zamanla sürülmemeli Herkes aynı muamele yapılmamalı. Kişiye göre değil Kişiye değil. göre istisna, müstesna kaydeler belirlenmeli, vicdani ve sosyal kaydeler belirlenmeli. Ama yani çok çok erken de emeklilikte de, iyi değildir. Avrupa'da biz. nasıl? Avrupa'da ortalamaya bir bakalım. Mesela evet. AB üyesi ülkelerin ortalama. Hep orayı örnek alıyorlar evet. ya. Evet. Emekli yaşı diye bakalım şimdi. Muhtemelen bize yakın olduğunu tahmin ediyorum. Evet. 60. Erkeklerde emeklilik yaşı. 60. En erken tabi. Türkiye'de o 65'ten kaynaklı. aşağı yok he. Türkiye'de 65'ten aşağı yok. Evet. Hmm. 66-67 arasında At... Avrupa genelinde. Yani bizden de fazla olan ülkeler var. Yani tabi. 60 iyiymiş ya? Yani de. Bugün için. Çok erken. Çok erken mantıken yani, toplumun. Eee tembelliğe sevkiyatı iyi bir şey değil. Toplum çalışmalı. Evet. Sağlığı olan için konuşuyorum. Zarureti olmayan için konuşuyorum. Onun için de istisnalar belirlenmeli, meşru evet. e, mazeretler burada, belirlenmeli. Onun dışında çalış, burada, çalışabilir ama tabii 60 iyiymiş yani. Burada hakikaten şeyde Avrupa ülkelerinde bizden fazla da mesela İtalya'da kadınlarda da erkeklerde de 66 yaş. Portekiz'de yine 66 yaş. İrlanda'da da 66. De 65 65'ti hani. daha i̇şte, Evet. Hollanda 66 hepsi. Bir ara öyle. Almanya'da 65 bir yaş. Arada mezarda emeklilik diyorlardı. Evet. E, tabut taşıyorlardı. Üzerine pankart yazmışlardı yani. Oldu olacak yüz olsun bari mesele düz olsun <laughs> falan diyorlardı. Yani. Evet. Böyle şeyler evet. geçirdik ama e, şimdi tabii EYT'de ne bileyim 40 yaşından sonra da olanlar olmuş mu yani? Benim babam Benim günleri, mesela çok erken emekli günlerini oldu. dolduran. 40 yaşında mesela sanırım. Yani bunlar devletin bileceği şeyler ama... Ama bu hesaplamalar yanlış yapılınca da bütçe zorlanıyor. Şimdi Mehmet Şimşek de isyan ediyor. Diyor ki EYT çıktı, milli gelirin neredeyse ve ikisini veriyoruz Bey, diyor. Ama Mehmet Bey varken çıkmadı o. Evet. olsa çıkarttırmazdı demek ki. <laughs> evet yani evet. orada tabii kendi görüşü de... Onu muhalefete yüklüyor. Muhalefet ha. Bu popülist söylemde bulunmasaydı işte o insan. E da... ama muhalefet şimdi popülist söylemde buldu. Emeklilere verisin verisin dediler. Hükümet yani böyle bir... vermedi. Seçimden önce emeklilere vermedi evet. yani. Evet. Yani popülist olmadı işte. Evet. Mehmet Bey vardı değil mi çünkü? Evet. Ya seçimden önce. Evet. Eh. bu arada Yani demek çok... Mehmet Bey olmasa ha, evet. biz de birkaç bin lira fazla alacaktık evet. yani Bu arada emek emekliden. Neyse nazar değdirmeyelim. Ka karşılaşma 2-1 oldu. Avusturya bir gol attı. Çok üzerine konuşmayalım. Dedim Nazar sana değmesin. karıştırıyorsun evet. dedim. <laughs> Benim Karıştırma son dakikalarda konuş dedim. Erken sevinmek evet. iyi bir şey değil. Şimdi yine vatandaş sorusuyla devam edelim. Arkasından hocamızın yanıtını alalım. Elimde birkaç böyle önemli soru da var. Onları da vakti iyi değerlendirmek istiyorum. Sorumu yönelteceğim ama önce vatandaştan dinleyelim. Bu yangınlarla ilgili ben bir soru sormak istiyorum. Mesela hani son yıllarda çok arttı. Bu küresel ısınmayla alakalı mıdır yoksa ne bileyim insanların belki bazı konularda duyarsızlığı yoksa bunlar sabotaj mı? Bununla ilgili sormak istiyorum. Hocam bu özellikle son yıllarda çok sık yaşanmaya başladı. Evet. Orman yangınları Hektar hektar orman arazileri, böyle devasa ormanlar yok Sence oluyor. Sen sene miydi? Evet, sene çok oldu. İki sene önce çoktu. Aa, böyle yani, şey günlerce gördüm. süren. Böyle, ama sabotaj var. Evet. Yani şimdi sıkara ızmareti var, mangal yakanlar var, e, sabotaj var. E, sabotaj çok var. Yani işte geç, yakında yine bir adam gir, girmiş çıkmış hemen yangın olmuş. Yani sabotaj öyle tehlikeli ki bu... Ormanların kenarları, menarları işte nasıl olacak abi kendi teller nereye baş edeceksin her yer orman maşallah. Ya yani nazar değmesin. Ama e, nazar için de okumak da lazım yani insan ağaçta, orman ben görün bütün yollarda okurum maşallah la kuvvete illa billah. Yani Allah muhafaza etsin. Ama şimdi tabii tedbir almak lazım. Önlem almak lazım. Yani ben küresel ısınmadan ziyade insan unsuru yani. E, insanın olduğu yerde her bela olur ama evet. e, kasıtlı yapıyorlar şimdi PKKcılar çok düşman milli varlıklarımıza e, yani e, ormanlarımız yansın denizlerimiz e, efendim bozulsun pislensin her türlü imkanımız heder olsun diye yani PKK zihniyeti şeyde kalabalık e, çok acayip de tabi e, militan da yetiştiriyorlar militan da yetiştiriyorlar. Bu bu zihniyet e, yani be, benim ya yani ben oturuyorsam bugün de ben de yanayım, gemi de yansın diyecek kadar gözü kara, e, ufkunu karartmış insanlar Peki, var Türkiye'de. Bunlar... Çok büyük tehlike bu. Benim en ödüm kopan şey bu. Çünkü neden? Açık alan yani. Deniz bunlar... açık alan şey. her yeri kirletmek, yakmak, yıkmak kolay bir şey. Hocam bunlar kasıtlı yapılanlar aslında dünyada da orman yangınları var. Özellikle Akdeniz hattında var. Hatta Amazon ormanlarında çok büyük 4 ay 5 ay süren yanıyor, tabii Amerika, oluyor. Avustralya, Avustralya, Avustralya kıtalar, kıtalar yanıyor ya. Şimdi bunun böyle bir küresel ısınmayla alakası olabilir mi? Yani o olabilir. Tabii şöyle barut oldu, olursan ısındın 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 barut oldun. Yani zaten bir de şeyden de çıkıyor kendi kendine ağaçların. Bilmem, tabii, tabii, tabii doğal yollarla doğal, da çıkıyor evet. doğal şeyler de çıkıyor yani aşırı sıcağın tabii ki etkisi var küresel ısınma aşırı sıcağı tetikliyorsa e yani şimdi bu küresel ısınma diyorsun ama bir de bakıyorsun soğuk arttı yani bizde evet e bize yani yaz 3 aydı, 2 ay indi evet yani kaydı şimdi biraz bazı yere e, mevsim mesela bazı yere Küresel ısınma dediğin şey, iklim değişikliği demek lazım buna. Sadece ısınma olmuyor. Kimi yere soğuma olarak vuruyor, kimi yere soğuma. Ama şu var, buzulların erimesi, yani genel manada buz olan yerlerde, buz, Onlar dağlarının, eriyor, evet. buz dağlarının erimesi, küresel ısınma, tabi o manada ısınma. Çünkü Hı. erime var, donma artmıyor. Erime artıyorsa, evet. dünyanın şeyi olarak düşünürsek, yani bütün dünyanın o buzullar şeyi, efendim kutbu e, o manada ısınma tabi e, bunların iklimler e, değişti zahar al fesadu fil ve vel karalarda denizlerde fesatlar bozgunlar çıktı diyor Allah ama neden oldu diyor bir mahkesebe dinler insanların elleriyle yaptıklarından sebep o. yani küresel ısınmayı da yine kim yaptı Yine insanların gazları, bilmem, evet, şimdi fabrikaları, onlar... bilmem, ee, evet. ek, Eksos bilmem neleri Peki bu iklim kriziyle nasıl mücadele edeceğiz ki? Yani o zaman Daha titiz davranacağız çevreye İklim kriziyle e, Şahsen insanlar Ne kadar yapabilir? O uluslararası evet, e, Birleşmiş Milletler'in şunun cümetlerin. bunun Yani uluslararası kararlar Anlayacak efendim Türkiye'yi de bağlayacak e, Fransa'yı da bağlayacak Amerika'yı da bağlayacak Öyle olursa çünkü atmosfere Fezaya çıkan gazlar bir bizim evden çıkmıyor ki yani. Evet. Ben şimdi neyi durdurabiliriz? Her yer petrol, her yer plastik, her yer bilmem ne. Denizlerin dibi bitti. Efendim bir kirlenme şeyine dibini karıştırıyor. Balıklar zehirlendi. Balıklar çinko şey diyor. Sen balık sağlıklı diyorsun. Bilmem adam fazla balık yene bir de gülüyor. Çinkosu fazla. Hocam şöyle bir... Yani en sağlıklı balık diyorsun. Balık yiyen hasta oluyor. Doktor diyor ki balık yemeyin. Şimdi de döndü bu iş buna. Yani balık yemeyin derken genel manada yemek evet. diye demiyorum. Yani çinko fazlalığı olana söylüyor. Balıklar da ne besleniyor? Ne... Şimdi ha. baktığımızda denizler kirletiliyorsa balıklar da o kirli denizde besleniyor. Ya kimyasallar evet. bütün İzmit körfezinden oradan buradan. Ya Rabbel alemin ya hala Çengelköy'e gidiyorsun kokudan duramıyorsun ya. Çengöl gibi bir köy gibi yerde ya Boğaz'ın incisi Kokuyor, ya. evet. Boğaz'ın incisi ya. Nereden nereden geliyor bu? Bunun attığını yapılamadı mı bu kadar senedir ya? Bu nedir ben anlamıyorum. İstanbul Boğaz diyorsun ya. Bütün dünyanın araba acemi geliyor burada şey diyor orada. Kava, şeyin orada otur da bak. O zaman insan doğayı orada. hor kullanıyor değil mi hocam? Ya çok çok hainlik var. Bu bütün insanlığın hakkına tecavüz. Bu kul hakkı. Yani tabii sen şimdi denize efendim, naylon atıyorsun, plastik atıyorsun, bilmem ne atıyorsun ya. Bu ne hiç bir mesuliyet duygusu yok ya. Bu bu la havle la kuvveti illa Bu da bilinçlendirme yapılıyor mu sizce? Yani yok. Ben mesela Ya sizin camialarda da böyle sizin bir camilerde de yok. Ben yani biraz sohbet etmek lazım. Bu konuda değinmek lazım. Kul hakkına giriyor bu. Ondan sonra yani mesela Diyanet'te ben bu kadar senedir bir hutbe duymadım bu, bu, gibi konuda. Denize bir şey. Atmayın, Ya yani trafik plastik... hakkında duyuyorduk da yani böyle denize atmak evet. bunlar kul hakkıdır. Hayvanlar zarar görüyor. Balıklar zarar görüyor. Bütün millet yiyen zarar görüyor. Bak Allah azap eder falan. Yani bütün bu konularda hadis-i şerif var biliyor musunuz? Hocam şimdi Yani şöyle... Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem temas etmediği bir şey yok. Biraz sonra Ama kıyametin... şunlar yerine göre niye kullanılıyor evet, ya? Biraz sonra kıyametin kopacağını bilseniz de fidan dikin. Fidan dikin. Hadis-i hadis şerif. hadis, hadis şerif. Bu, 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 böyle bir zihniyet İslam işte kurban olduğum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zihniyetine bak ya. Şöyle bir hadis olabilir mi ya? Evet. Ya gidin de zikredin kardeşim kıyamet kopacak imanını kurtar demiyor. Yani sen yine dikerken de zikret. Allah demek la ilahe illallah demek Tabii. subhanallah derken ağaç dikebilirsin yani. Hatta dikerken çarşamba günü diksinler meyveleri. Ağaçları dikenler şeyler. İlk filizleri fideleri çarşamba günü dikilen Allah'ın zirni tutar. Çünkü nur çarşamba günü yaratılmıştır. Allah da nurunu tamamlayacaktır diyor. Onun için Sübhanel Ba'isil Varis. Tesbihi de bu. Benim Safer'le ilgili bir kitabım var, onda var. Bir insan fideyi dikerken, çarşamba günü dikerse, Sübhanel Ba'isil Varis'i tesbihini de okursa, o tutar diyor, kendi de yemeden ölmez diyor. Yani ölmez derken, çabuk yemiş verir manasına, yemişini görür diyor. Dolayısıyla, hıraset, ziraat, ekin, hayvancılık, tarım. Bunların hakkında ne kadar adı şerifler var biliyor musunuz? Sırf zenginlik fakirlik sebepleri diye bir kitap yazdım. Bir ilgi yani Ha geçen so söylemiştiniz. Hani o. zengin olmak için okunacak duaları iki cilt yazdım. Onu karıştırma. O zengin olmak için <laughs> o biraz amele taluk ediyor. Sırf zenginlik ve fakirlik sebepleri. Öyle ilginç şeyler var ki orada. Bereketin sebepleri, şim, şeyin sebepleri, koyun yetiştirmek 20 keçi, siyah keçi diyor. İşte efendim koyun olan evde illa bereket olur. Bir koyun bir bereket. Misal, hep bunlar ne? Hayvancılığa teşvik, tarıma teşvik, ekmeye biçmeye teşvik. Nasıl hadisler var ya? Yani millete namaz abdest, faiz fuş, hutbeler bunlar. Yani hutbelerde namaz abdest de az da. Namaz abdest de. Onlar da olsun da diyorsunuz. Onlar zaten olacak canım. Ya zaten olacak ama bu hadis şerifin bir ticaretle ilgili bir konular konuşulur, bir ekinle, bir tarımcılığı teşvik ya eden deniz, hadisler işte konuşulur, deniz doğa... Evet. yani bunlar o kadar. Ya mesela insanlar pikniğe gidiyorlar, çöplerini bırakıyorlar ormanda. Sonra o cam şişelerden yangın çıkıyor. Ya Rabbel Alemin, o kadar hayvan yanıyor, şey insanların evleri boşalıyor, şey oluyor. Nasıl bunun ahirette hesabını verir? Bu kulak kıyapçı. Evet. Azaba sebep ya. Evet. Senden sebep yangın çıkarsa. Senden sebep bir şey atıyorsun orada hayvana batarsa ayağına. Git çöpe koy. Kesik kırık bardak orada. Peki bir hayvanı da yaralar o. Keşke sizin camialarda bu konularda çok daha ağırlık verilse. Çevre hassas. Ya bizim, vesaire, evet. bizim camialar derken yani <laughs> en azından bu millet ortalama yani bilmiyorum yüzde kaç. Onu da bir inceleyelim. Cuma'ya giden oranını. Sizce kaç? Cuma'ya giden oranını inceleyelim. Ben bilmiyorum. Azaldı mı sizce? Yani o azaldı tabii. İl, namaz oranı art, artma yok. Oruç azaldı, namaz bu kaldı. Ha cuma da azalmıştır ama yine beş vakte göre oran yüksektir. Yani onu ben Diyanet'ten is isteyelim veya onu da çok e, ölçemezler ki ne yapacaklar. E, az, az çok ölçerler, az çok ölçerler. Çünkü mesela camiler doluyorsa camilerin camileri her imam kendi camisinin cumada dolup dolmadığını veya taşını e, rapor etsin. veya bahçeye kadar taşı evet. veya alt katı varsa o ne hesabını verir sana kişi hesabı verir. Çünkü kaç kişi e, alıyor? Içer, evet. E tabii o kaç kişi alıyor camileri bu şekil e, yaptığı zaman bir İstanbul'da yani her imam kendi müezzin camisinin aşağı yukarı bu. Ama o aşağı yukarı yüzdeyi çıkarır. Evet. Yani cuma hutbelerinin önemi daha fazla diyorum bu konularda yani şimdi. Ya çok başka tartışma konusu da ayrı programda konuşuyoruz. şimdi namaz azaldı oruç azaldı diyorsunuz. Bunun sebeplerini de konuşmak lazım aslında. Neden azaldı? Onları da ayrıca anlatmak gerekiyor ama sanırım buna neden baktığınızda neden azaldı, etmez. tembellik azaldı. E, i̇nternet e, şunlar bunlar şeyi bozdu, şuuru bozdu, ahlakı bozdu. Efendim hocalar e, doğru hocalar, şeyhler, cemaatler, tarikatler güz güzel örnek olamadı. Güzel örnek olamadı. Ben başta olmak üzere, yani kendimi aklamak için de konuşmuyorum, haşa. Çok daha güzel örnek olabilirdik. E, değil mi? Evet. Bunların etkisi de var yani. Bunları da şey yapmayalım. İmam hatipler, eğitimler başarılı olamadı. ilahiyatlar başarılı olamadı. Diyanetteki imamlar, hutbeler, konular doğru seçilemedi. Bir FETÖ diye bir olay var. İçinden geçti, mahvetti, perişan etti milleti. Yani... Milleti kendine köle ettiği, bağladığı, bilmem ne, yüz binlerce insanın beyni göçü yaptığı, bütün dünya kaçak olduğu, yarısı gençlerin hapse düştüğü, yarısı Avrupa'ya kaçtı FETÖ'cüler, ee, bir nesli Kur'an'la aldattı, İslam'la aldattı. Yani say say evet. say. Ha, say. Ee, Peki. Şimdi ya onun sebeplerini çok, çok çok konuşuruz. Şimdi yine vatandaş sorusuyla devam edelim. Cevabı alalım, arkasından biz de kalan sorularımızı hocamıza iletelim. Ben e, hocamıza şunu sormak istiyorum. E, yeryüzünde bir sürü insan var ama hep benim kafama şu takılıyor. Acaba bizim dışımızda, başka yerlerde, mesela uzayda yaşayan insanlar var mı? Ve ileride biz onları görebilecek miyiz? Onların akıbeti nedir? Bizim akıbetimiz nedir? Hocam şimdi gelin bu soruya 5 dakikada... Cevap verin yani. Yani. <laughs> vel akıbetülil müttakîn. <gülüyor> <gülüyor> Akıbet müttakîlerindir diyor Kur'an. Evet. Akıbetimiz nedir? Kim haramlardan Bunu sakınırsa, de, emirleri tutarsa, yasaklardan kaçırsa neticesi ölecek, dirilecek. Ebedi cennet var. Benim bildiğim Kur'an, kitap, sünnet, İslam, ahmet kıyası Kur'an. Kıyas Bunun dışında ben bir şey bilmem. Akıbet müttakîlerindir. Ama uzayda birilerinin olmadığını da iddia edemem. İslam'da buna bir mani yok dedim yömemi ayati gökkuşmaat vel ard ve ma besevi ma min dabe yani göklerde yerlerde dahebber yaydı diyor. Dahebbe depreşenler yere bağlı depreşenlere deniyor Dabe, Melekler nurani varlıklardır onlar uçar. yani dabe oluyor şimdi orada tabii göklerde ve yerlerde diyor. Bazı tefsirle tefsirciler orada dahebbe'yi debeleşen varlıkları yere yani yerle gök birlikte zamir ikisine gittiği için Yerde de beleşenler manasında diyor Ama zamir ikisine gittiği için Gökte de debelenen yani evet. Varlıklar olmasına da mana çıkabiliyor Dolayısıyla burada hani Ayeti hadise zıt düşmediği için Allah da 18 bin alemler Rabbil alemin alemlerin Rabbi olduğuna göre Dünya 18 bin alemden sadece tek bir alem olduğuna göre e, gökte zaten meleklerin varlığını kabul ediyoruz. E, canlılar var. Şunu sorayım mı hocam? Yani dolayısıyla merak ediyoruz da bir şimdi cennete mi gideceğiz, cehenneme mi gideceğiz derdimize yanalım. Başımızı çarşan <laughs> <Çok> bakalım. <laughs> Son nefese. Çünkü neden? Bana uzaylıdan sormayacaklar. Uzaylıya benden sormayacaklar. Bana benim evdeki oğlandan soracaklar. Çocuğuna namaz öğrettim mi? Kızının başını kapattım mı? Ben benim mesul olduğum konuların üzerine eğilirsem yani min husn istamül meri yani buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Kendini ilgilendirmeyen şeylerle ilgilenmesi insanın güzel Müslüman olmadığına delalet eder. Bu gibi konularla ilgilenmemesi de çok doğru dürüst Müslüman olduğuna delalet evet. eder. Yani insan ku enfusekum diyor Kur'an. Önce kendinizi ve ehliküm sonra eşinizi, çocuk, çoluğunuzu, akrabanızı nara cehennem ateşinden koruyun. Şimdi burada bize verilen emir o kadar mesulüs ki bir yandan helalından dünyayı kazanacaksın. Çoluğun çocuğun var, hanımım var, bakmakla mükellef olduğun icamda annem, babam var. Ee, herkesin anne babası kendini bakan da var, bakamayan da var, mecbur çocuk bakacak. Şimdi hem dünyanı kazanacaksın, hem helaldan kazanacaksın, hem rüşveti, haram şunu bu hem namaz abdestini, farzını, vacibini yapacaksın, hem burayı kazanacaksın, hem orayı kazanacaksın. Sonra komşu hakları var, kul hakları var, yetimler, dullar, miskinler, fakir, onları arayacaksın, soracaksın. Efendim akraba sılay hem yapacaksın. Yani başımızı kaşıma vaktimiz kalmaması lazım. Yani böyle otur film seyret. Hem bir filmi beş kere seyret. Ondan sonra dizi seyret, şunu seyret, bunu seyret. Bunlara vakit ayıran anla ki mecburi yapması gereken, zaruri vazifelerinden eksik ediyor. Ya hepten terk etmiş ya da eksik ediyor. Ama şimdi bunu Çünkü düşünmek neden, de şey değil ki yani. Onu demiyorum. Onu oradan demiyorum. geldi ya hani. Ya oradan geldik. Ben onu düşünmesi bak onu ilmi cevaplar vermeme sebep oldu. Yani ben evet. o soruya soru boş demedim. Soru boş demedim. Soru doğru bir soru. Ancak ilgi alanımızda varsalarda yoksalarda Allah onları mükellef tutmuşsa ya cennete giderler akıbet ne olacak? Ya cennete giderler ya cehenneme giderler. Peygamber gelmediyse, elçi gelmediyse, rasul gelmediyse, nezir gelmediyse o zaman toprak olurlar, Heh. dirilseler de yok olurlar. Şimdi. Yani onun sorusuna ilmi bir evet. cevap var. Ablamızın sorduğu başka bir şey de var. Yani bu, bu dünya, bu gezegenin dışında başka gezegenlerde var ya insanlar, yaşamlar, şimdi insan, canlı türleri var mı? Ben şimdi var onlara insan diyemem. Çünkü yani mesela şu insan, Mars başka bir şey. Mars'a bir keşif aracı gönderilmişti. Orada yaşamın izlerinin olduğunu söyleyen bilim insanları var. Mesela işte eski bir gölün kalıntıları bulundu. Bu yaşamın izlerini taşıyor olabilir diyor. Olabilir Bilim. ihtimaller bunlar. Var mıdır orada geçmişte yaşam? Yani öyle bir şey bizim adetten, hadisten gördüğümüz yok. Ama tabii melekler oralarda var. Ama melekler yemez içmez. Göle muhtaç değil yani. Ama melekler bütün gezegenlerde var. Bütün her yer dolu. Yani onu Bu evrenin evreni düşündüğümüzde evrenin genişliğini, büyüklüğünü düşündüğümüzde Her yer melek evet. dolu. Allah <laughs> Teala gökleri meleklerle doldurmuş. Karış boş yer yok. Yani onlar bizim çıkamadığımız yerler onlar zaten oralarda. Yani o ayrı Ama bir şey. Ama bu başka bir şey. Bu hani Mars'ta eski bir gölüm kalıntısı. Yani göl varsa demek ki yaşam da vardır diyenler oluyor. Şimdi göl varsa illa yaşam da vardır anlamına yüzde yüz gelmez. Ama yaşam olabilir anlamına gelir. Evet. Çünkü susuz yaşam olmaz. Su vardıysa hayatta olabilir. Ama hiç su tespit etmese o zaman diyecek ki. Ee, burada He. hayat yoktu. Evet. Çünkü su yoktu diyecek. Ama onu da diyemez. Çünkü öyle bir varlık yaratmıştır suya muhtaç değil sen olacak. Evet. Belki öyle bir Yani hiçbir zaman motoru. iki kere iki dört eden Doğru. veriler değil bunlar. Melek suya muhtaç mı? Değil. E melek canlı mı canlı? Ama bir bedeni var mı? Yok. Yok. Nurdan yaratılmış. Onun bedeni. Bedene surete, bedene Şöyle. şekle girebiliyor. He. Girebiliyor ama asli suretinde et kemik yok. Dolayısıyla yemek içme ihtiyacı yok. E cin, e cinler ateşten yaratılmış. Dolayısıyla senin benim gibi et kemik yok. Şekle girerse yılan şekline köpek şekline giriyor. Yani şekle girerse giriyor şekle. Şekle giriyor ama o zaman orada da olabilir. Zaten yedi kat göklerde cinler şeytanlar vardı diyor. Kur'an. Efendimiz ve sellem'den sonra kovuldu diyor. Ee, o şey yıldızlar taşlama yapıyor ya. Ya yani şey yıldız evet. kayıyor diyorsun. O yıldız kaymasın mesela anlatıyor. Ee, e, birçok ayette Saffat suresinde e, rucu melleli şey atın diyor. Eleka zeyyen semaat dünya. Bak Tebareke herkes okuyor. Sen şimdi Tebareke ölülerin ruhunu okuyoruz. Kabir azabından okuyoruz. Ama içindeki manalara bak. Biz birinci kat semayı süsledik diyor bir masabiha yıldızlarla size en yakın. Yani diyor ki gezegenler yıldızların hepsi birinci katın şey. Yani bu Tavanın avizeleri gibi diyor. Yani Ama ikiyi de demiyor. Içinde... Ve cehlne harucu muellishiyatdır. Onlara da diyor şeytanlara taşlama yaptık. Mesela evvelce şeytanlar, cinler, göklerde aynı melekler gibi dolanıyorlardı. Onda orada meleklere Allah'ın verdiği emirler. Mesela bir ay sonra zelzele olacak. Berat geziyor. İstanbul zelzelesi ne zaman olacak? Diyelim ki Allah'ın vahiy ettiği melekler aralarında konuşuyorlar. Cinler de duyuyorlardı. E, cinlerin falcılarla, kahinlerle meleklerin alakası yok. Cinlerin var. Cinler de getiriyorlardı diyor. İlla sema. Kulak kabartıyorlardı. Orada yerleri vardı. Mesela cin suresinde Kur'an'da diyor ki وَنَّا küne نَا قُوْدُمُ Oturaklarımız, yerlerimiz vardı diyor istasyon gibi. Gidip oturuyorduk diyor. Evet. Meleklerin konuştuğunu duyuyorduk diyor. Evet. E şimdi neyi duyuyordu orada? <laughs> İstanbul'un depremini. E ne duyuyordu oradan? Geliyordu burada fa falcıya, kahine söylüyor. Evet. Kahin de bu sefer o aldığı bilgiye bir tane doğru çıkıyor mu? Yüz tane de yalan, yalan kutu katıyor, tutturuyordu. Yani demek istiyorum cinlerin yollarıydı orası. Şimdi Ama kovuldular. Şimdi gidemiyorlar. Yani onun için insan demeyelim. Tamam. Yani, yani insan, sorunun cevabına insanla dönüyoruz tekrar. Sınırlamayalım. Varlık diyelim. Evet. Canlı diyelim. Canlı her canlı insan olabilir. Değil. Evet. Her canlı insan değil. Dolayısıyla canlıların Olabilir. olması Kur'an'a, sünnete zıt bir şey değil. Değil. Tamam. Olabilir. Buna olmaz. Ee, ablamızın ablamızın sorusu, cevabını olacak. ilmi olarak da verdiniz. Tabii eee mükellefler için hakikat evet. ya cennet Peki, ya cehennem olur. son birkaç dakikam kaldı. Yine vatandaş sorusuyla ee, bitirelim bu bölümü. Soruyu dinleyelim, ardından cevabı alalım. Her hoca değişik şeyler söylüyor kandiller için. Acaba yüzyıl sonra da aynı şekilde devam edecek mi? Kandiller devam edecek de adamlar devam edecek mi onu bilmiyorum. Kafalar <gülüyor> kalacak <gülüyor> mı onu bilmiyorum. Şimdi evet. Osmanlı'da tümü kandilleri kutlayan bir toplumdan geldik. İlahiyatçıların yüzünden e, bir hepsini kastetmiyorum. Bazı ilahiyatçılar kandil yoktur diyor. Mevlid yoktur diyor. Miraç yoktur diyor. Yani isimlerini saymanın bir lüzumu yok. Dolayısıyla o e, hanım ablamızın e, dediği doğru. Her her hoca başka bir şey söylemiyordu eskiden. Şöyle tarihleri ve günleri nasıl belirleniyor diye soruyor. Hayır günler sanki. o günler devam eder. Şöyle sen şimdi Recep'in cuma gecesi hiç değişmez ki kıyamete evet, o, kadar. O Recep Recep'in ilk cuma gecesi. Evet. Recep, gecesi oluyor hep. E, Recep ayının 27. gecesi Miraç gecesi oluyor. Şaban ayının 14-15'e bağlayan Berat gecesi ya, bu oluyor. Bu ilelebet e, Değişmez. Gökteki ay hesabı olduğu için ama mevsimlere çatıyor. Bazen yaza, bazen güze çatıyor. O ayrı. Ramazan kışa da gelir, yaza evet. da gelir. Ama Ramazan olarak, ay olarak Ramazandır. Şaban bir gerisi Şaban'dır, bir sonrası Şevval'dir. O aradaki ay oynamaz. Ramazan'ın diyelim 27. gecesi Kadir Gecesi, sonra Yiğadir. Orada Orada kesin bir şey yok ama en ümitli gece 27'dir. Şimdi Muharrem geliyor önümüzde. Hicri yıl başımız var. 1400 Evet. efendim 45'e 46'ya gideceğiz diyelim. E şey efendim e, ne oluyor? Eee Efendim 1446 Aşure Muharrem'in 10'udur. E 9 sayarsın Muharrem girince. 10'u Aşuredir. 9'u 10'a bağlayan yani süre. Değişmeyecek zaten. Değişmeyecek. Evet. 100 sene sonra da dünyanın ömrü varsa böyledir. Dünyanın evet. böyledir. Ama kutlanacak mı? Aynı böyle kutlanacak ama kutlayan kalacak mı? Kutsal Oo, değerleri aynen. olan evet. kalacak mı? E, millet ne olacak? Onu ben bilmiyorum. Evet. Yani Hocam şimdi yayını noktalayacağım ama e, arkadaşlar bilgi verin. Gözümüz kulağımızda. E, Amirli takımımızda. Şu an 2-1. Uzatmalar artı 4 vermiş hakem. Kaçıncı dakikadayız? Uzatmanın kaçıncı dakikasındayız? Hakem de gavur herhalde. Dört, bilmiyoruz ki maçı izlemedik. Belki. Ne bileyim dört ben. 4 veriyorsun durdum. işte. Tamam. <laughs> Türkiye yendi de kapat da. Allah Peki. Allah. Yani şu artı an, dört. ya Bir yandan da e, şu an kalp Ritmim de hızlanmaya başladı. İnşallah böyle sonuçlanır ve Ama çeyrek şeyim, finale çıkarız. Ya birkaç dakika mı kaldı şu an? Kaç? 90 artı kaçtayız arkadaşlar? 90 artı 1'deyiz. 3 dakikamız kalmış. İnşallah 3 dakika 3 dakika direnin. Şu anda gol atma arzum yok. Gol yemesek evet, yeter. 3 dakika tamam. di, direnip iyi Diyorsun. savunma yaparsak tamam. inşallah e, bu işi bitireceğiz. Milli takımımız çeyrek finale yükselecek. Hocam çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür Sağ, sağ ol. olun var olun. E, kıymetli bilgiler paylaştığınız, Kıymetli yorumlarınız oldu. Ee, sosyal medyada yine çok tartışılan e, içerikler çıktı, haberler çıktı. Bilmiyorum ne çıktı. bitmez evet. Yani sizin biz sizin ne yaptığınız her program program sırasında TT oluyor zaten. Bugün ya ben milli maç olmasa e, yine e, ben konuşamıyorum çok şey yoksa konuşsam <laughs> sen görürsün ne TT'si kalır ne bilmem nesi kalır da bildiklerimin çoğunu söyleyemiyorum. Tabii Konuşuruz ki. Konuşuruz hocam. Çok sağ olun. Evet, Ağzınıza sağlık sağ Güncel meseleleri noktalıyoruz. Cübbeli Ahmet Hoca ile birlikteydik. Yaklaşık 3 saat boyunca hem Türkiye'nin hem de dünyanın önemli konularını konuştuk. Vatandaşların merak ettiği soruları da hocamıza ilettik. Şimdilik hoşçakalın.